Evet, hazır mı takımlarımız? Hazır. O zaman takımları tanıyarak başlayalım. Bu sefer ilk olarak diğer takımı tanıyarak başlayalım. Gerizekalılar takımını tanıyarak başlamayalım. O takımı Yıldızlar en sona kalsın. Aynen. Zekalik, senden başlayalım. Selamlar, ben Ali Kağan. Hayatsal savaşçıyım. Hayatsal savaşçısın. Peki. Nesrin, seni tanıyalım. Merhaba, ben Nesrin. Gergin. Yeterli, tamam, geçelim. Yeterli başladı mi? Başladı bu eğlenmeye ya. Mert, seni tanıyalım. Etiyede çok mutluyum. Kamp yayını tarihine sürekli fake atıyorum. Bir gününü tutturacağım. Mamison. Ben Muhammed. Evet. Melli Moro'nun 6 tane ayak parmağı var. Bilmiyorduk bak, bu güzel bir bilgi. Gerçek zekalı ya. Her seferinde sorguluyorum Mami niye bizim takımda diye. Tamam. Bu bilgi gerçek. Blush. Merhaba, ben Yağmur. Fren ulumum kısa. Teşekkürler. Neyim? Benim de kısa, sorun değil. Frem hamurum kısa dedi. Evet, şimdi gerizekşarlar takımına gelelim. Yıldızlar takımı. Eyvallah. Evet, öncelikle en gerizekalımızdan başlayalım desem kimseden başlayamayız, öyle söyleyeyim sana. Hani laf üstüne biner. O yüzden Karaman'dan başlayalım. Karaman'cım. Moruk ben Karaman. Bu işi dünyanın ya sen salak mısın oğlum? Sesin gitti. La adam burada değil oğlum. Ya aptal gerizekalı. Anksiyete yarattın ya. Düzgün sesin gelmedi ya. Ben Karaman gerizekalı. Tamam, kas yeter. Kapat çeneni. Ali Beautiful Dead. Ali. Selamlar. Ali ben. Fethiye'de yaşıyorum. Kaşımın yarısını kestirdim ve 800 lira verdim. Sen de gerizekalı bir adamsın ya. Sen mal mısın? Doğru takımdasın diye kardeşim. Bekar Nasi. Bekar. Ben Şinasi Yemekteyiz'e başvuruda bulundum. Ben bir gerizekalıyım. Kendi takımına sallıyorsun ha, mal. Mal işte. O demin mal salladı. Tam bu olduğu yerde işte. Oradan bir hesabımız vardı. Ya lan bu mal ya zaten, bak, bu Şinasi'de gerizekalılık seviyesi o kadar büyük gerizekalı ki. Ben sana şöyle söyleyeyim listeyi. Yemekteyiz'e katıldım. Teknofest'e gittim, bir de aldım Yağmur. Üçleme. Evet, perver Şengör. Ne diyorsun sen şimdi? Perver. Abi ben Perver. Perver Şengör. Bilim aşığıyım ve Filiz Kemal fanıyım abi. Çok seviyorum dinlemeyi. Filiz adında bir yıldız geliyor. Yıldız geliyor. 6 yaşında çocuk güzeli. Boncuk geliyor. Tamam, yıldız kapat gerizekalı yeter ya. Yıldız bütün geliyor. Şarkıyı bitirmeyelim ya. Biraz da sal, biz kendimiz de dinleyelim, anladın mı? Bayılıyorum ya. Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Bu ekibe para ödüyorum. Var zaten daha büyük. Daha büyük gerizekalı varsa gelsin. Daha büyük gerizekalı olamaz. Bu takımın kaptanlığını ben hak etmiyor muyum? Kaptanlığı çok alçaltıyı koydu ya. Hak ettiği yerdesin şu an, hak ettiği yerdesin. Au. Başlayabiliriz. Evet. Hadi bize 9 gelmesin ya. İlk ben anlattım. Allah'ım inşallah bize 9 gelir inşallah. Yes. Of ya. Ya bak geliyor ya, dua ediyorsun. Gelinireceğim ya. Avantajı nesin, sakin ol. Süre yok bu arada, ilk dur. Yeşil ya zaman. Süre başlamıyor mu? Süre yok mu ilkinde? Dur o zaman ben de düşeyim. Süre yok ben abi. Hayır, başlatma abi. Başlatma. Bak baştan bozulmasın oyun. Başlatmayın ya. Tamam, bu süreyi sadece Mami sen kullan. Bak tamam. İzin vermiyor abi. Kim bu, vermiyor izin? Bizden bir gerizekalıdır. Dostum onun kim olduğunu biliyorsun. Nereden biliyorsunuz abi benim Şinasi yaptığımı? Şinasi çek elimi hasta. Evimde kamera bak, mı var? Bak bak, yapmıyorsun şu an. Ya bu lütfen senin ya. Senin yapacağın bir mallık Şinasi. Lütfen Şinasi ya. Tamam. Konuşurken basamıyor. Tamam abi tamam. Daha unik bir gerizekalı bir oyun olacak bu. Çünkü Ali, kişi olarak az kişiyiz. Bu sefer yapılan gerizekalıklar daha ekran önünde olacak. Önceden arada kaynıyordu. Şimdi hiçbir gerizekalılık kaynamayacak. Bakayım şu an öyle bir durum var. Büyük oldstar burası şu an. Eyvallah. Bu arada ilk uçak motorunu hangi yılda yapmıştık unuttum ya. 1945. Bir daha Teknofest'e gideyim ben. 1945. Sen yarın da git dostum. Gideyim ben. Ya kelimelerde uçak var mı, uçak motoru falan diyor abi, anlamadım bu işi. O görmüyor gerizekalı. Anla artık ya şunu. O görüyor mu? Anlatıcı mı o ya? Bak. O da görmüyor. Ya. Belki senin kelimen, belki onun kelimesi. O da bilmiyor. Tamam ben uyarayım, ayıktırayım. Ama uçak de. Çıkarsa Allah Allah. Uçak çıkarsa ya şu işi de koyun bir kere. Uçak çıkarsa Şinasi senin açından sıkıntı. Oo!
Biliyordum Ghostbuster'ın anlamına geliyor. Niye öyle uyardın? Amerika'da uçak yazıyor. Aa, adam uçak diyor. Belki kalsa bakalım. Yine sana bir şey diyeceğim ama alınma. Yok kanka, ben de o işi bakalı çok oldu. Ya bunun ayarını ben bir bozdum ki ne alınma kaldı. Ne be, ağır kaldı. Çatladı, ardamarı çatladı çocuğun. Sessizliğim. Ya lale Yağmur, lale 2 vermek için mi bekledin lan lale? Lale demin. Lale demin. Orcuklarıyız biz. Lale'de dur, lale. Yavaş tıkla hemen tıkla. Açacağız. Lale etti ya. Lale, lale bir dakika. Ben burada bir şey itiraf edeyim mi? Bizim takıma itiraf edeyim. Öğretmenler için lale. Ben bir Yağmur'un süresinde hiç kelimeleri düşünmedim orada, haberiniz olsun. Abi Lale diye bir dizi var mıydı? Ayıp olurdu abi. Dizi de var, Lale Devri işte. O Lale 2 değil, Lale normalde. Lale diye bir dizi var mı gerçekten? Lale Devri diye. Ya Mami. Lale Devri. Yapma Mami. Sıkma götünden başka Mami. Var. Lale Devri çocuklarıyız biz Şinasi. Zaten Lale Devri diye deviri seçmedin mi ya? Bir kelimeden Mami. İki kelime mi seçeceksin? Doğru. Tamam, soracağız. Mami F majörden gir. Artık aklımıza... Geçiyorlar ya. Şey öğretmeni sildim. Yeşilada dizi. Basın abi dizi diyorum ama ben yani. Yeşil lale yoktur. Peki yeşil böyle bitkiden şeyden bitkiden mantar. Bitkiden yeşildir. Hayır, bitkiden yeşil olsa mantar nasıl yeşil olur? Mantar ne ya? Abi duyuyor musun? Bitkiden mantar falan. Bir inisiyatif alıyorum. Al Ali. İşte ben ya, abi, ben sessizim mesela. Bu normal değil, bu normal değil. Şimdi konuşamam. Mami ilk tur süre yok. Süre yok. İlk tur bitti. İlk tur bitti. Yok, Çağrı abinin ilk turu şu an. Benim ilk turum. Yağmur düşünürken de Çağrı abi düşündü. Çağrı abi işte. Düşünmedi o an ya. He, o zaman tamam. Ya düşünsene, zaten biz gerizekalı takım olduğumuz için bizim tersi işliyor. Düşünmeden biliyoruz biz. Beyler siz kendi adınıza konuşun, ben gerizekalıyım. Tamam. Abi zorsa tek tek ver. Sen gerizekalı, ben de gerizekalıyım. Yok, siz kendi adınıza konuşun. Uzaylıya basar mısın Insta? Sizin olduğuna çok inandım. Yok basamaz, sen süren gelince basar. Dostum, nasıl yani? Benim ricam o. Susa, bir yok, senin ricanı yerim ben. Peki Ali, sana bir şey diyeceğim. Bir uzaylı geldi seni götürmek istese. Evet. Gitmek ister misin? Merak ederim ama korkarım. Sen gitmek ister misin? Ben zaten uzaylıyım. Arkanda şu an biri var ama. Arkana dön bak. Arzette. Şunu duyunca da herkes bir kere arkasına bakar. Kimse olmadığını emin olsa bile. Ben baktım evet. Az önce mesela. Ben bakmadım. Ben baktım abi. Ben de baktım. Herkes bakar bir kere abi, yalan mı değil mi diye. Çağrı abi kaç saniye oldu ya? Saniye olmadı oğlum, dur düşünüyoruz şeker, ya. Çağrı abi şeker. Abi şekerliyor. Şekerliyor. Uyuma işi oldu. Ha. Herkese sallıyorsunuz. Bu takımdaki herkes birbirine sallar. Ama ne, bir su içeyim, su içeyim beyler. Paraman. Ali Kaan işler. Su içiyor su. Sen efendim? Pizza erkeği misin, hamburger erkeği mi? Ben pizza erkeğiyim. Çünkü benim ağzım ağzım açılmıyor, o yüzden hamburger yiyemiyorum. Pizzayı neren mi yiyor? Ne yapıyorsun? Yok, yani iyi oldu, iyi geldi bu bilgi. Götten mi olsun? Tam açılmıyor. En çok ağzım. Neli seversin pizzayı? söyle. İnsan çok yapma. O ne demek lan? İngilizce de mi öğrendin? ya bro. O bak, bizim gerizekalımız bile. Gut ne ya? Göt mü? Göt. Almanca abi bu kelime. Ya salak mısın? Lan, ya değil. Ya göt demek istemiş orada. Göt konuşamıyor abi. Adam abi. Göt demek istedi. Abi saniye niye yapmıyor? Hadi pardon, ne anladıysan o ya. Gut. Gut mantarı olabilir mi acaba? Good morning. güne bak. Bak güne. Çok yanlış bir kelime verdim, ben şu an anlamıyorum. Çok mantıklı lan. Gut. Kesin gün bizde ya. Gün değil, iyi demek oğlum. Gut bomba olabilir mi? Gut bomba. Günaydın demek değil mi? Good morning. Good morning günaydın demek oğlum. Gut iyi demek ya. Good survivor. Gut robot. Gut eyleme diye bir kelime var mı cümle? Bitçe bir kelime. Ben neye yanıyorum? Şu kelime için 1,5 dakikamız yandı. Senin oğlum, senin mallığından yandı 1,5 dakikamız. Kelimeden yani, değil. Sohbet edebiliriz. Senle sohbet edebilirdik mesela. Yandı. Salak, ben buraya zaten herhangi bir kelime versem sen bilemiyorsun ki zaten. Kafana göre sallıyoruz zaten. Şu kelime de adam good morning yani. Diyor. Good morning diyor adam. Ben bu adama ne diyeyim şimdi? 30 saniye son 30 saniye. Ali, last 30 ama hata bende. Alıyorum, Ali, bakıyorum, al basıyorum. Al inisiyatif. Basıyorum, tamam. Bas abi. Senin tamam. Ben beynini kim? Hayır sen bir şeysin. Sen takımın tanımıyorsun. Oğlum sen yabancı kelime yasak. Lan bir mi de bilin ya. Abi sen bize fazlasını beklemeyeceksin. Biz gerizekalı takımıyız. Abi ben gerizekalı, ben hayatımda ilk defa good diye bir kelime gördüm ya. Aynen öyle. Ben GUT'yi yan yana ilk defa gördüm. Yazın araştırın. Yumuşak G kullanımı yasak değil mi? Dinozor. Aa dinozor. Yumuşak G Türkçe mi?
Dinozor evet. Net. Tamam, sırayla bir bakalım. Fare çağı, yeşil çağı, başka. İğne fare çağı olabilir bu arada. Uzaylı çağı olabilir mi? Uzay çağından. Bomba çağı olabilir mi? Bomba çağı, bomba. Fare çağı. Çağdan deviri de anlatabilirdi. Tabii tabii, olur ama laneli dinozor, kişiliği dinozorda net izle mi? Net iz dinozorda evet, bakacağız. Evet, evet. Stadyum olur mu? Stadyum çağlar soyuncuda. Survivor çağı olur mu? Hayır, olmaz. Acun yeni bir çağ çıktı gibi ya. Hitit ya da uzaylı. Eğer Survivor mavi çıkarsa oyunu bozuyorum. Herkes Hitit'e yakınsa basıyorum. Bas bas Hitit. Yüreği olan Survivor'a tıklar. Tamam. Bir dahaki el. Tamam, başkasına bozuyorum oyunu. Tamam, çağırın 5 verdi. Ben bu malları Acun anlayabileceği şekilde ilerlemek istiyorum o zaman. Yaz adam, abi, yaz abi. Tamam. Acun biri Survivor'da çağ yarattı diyor ya. Deli misiniz lan siz? Kim diyor ya? Mantıklı değil mi dostum? Mami. Bence gayet mantıklı. Mami'cim, senin kafa yapını çok beğendim. Survivor'da çağ açtı diyor. Teşekkürler Ali. Teşekkürler. Ya da böyle yapayım ya. Malları 3 tane bilemez. Öyle yapayım. Abi Türkçe yaz, Türkçe yaz. Çağır abi. Evet, Türkçe kelime yaz abi. Şey falan. İngilizce yazsaksa. Ya hemşire ne abi ya? Hastalık. Ne var? Hastalık. Abi yumuşak G, şey bunları kullanma. Şey falan kullanma. Başhekim. Başhekim. Hemşire ne? Aa, lan Metin Kuş hemşire. Survivor. Aa. Metin. Oğlum Survivor bizde. Metin Kuş hazırdı. Bas direkt Survivor'a bas. Alıyorum, alıyorum. Hayır. Şinasi, ben bu oyunu bozarım. Bağır işte. Boz bu oyunu Şinasi. Bak hemen daha abi Metin Kuş varken hemşire ne hala? Senedim abi Survivor çağ dedim. Oğlum siz gerizek bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Çağır abi trollüyor kanka. Bak Perver sen. Abi bak Metin Kuş'la bak bir şey atıyorsun ortaya. Şaka yapmak için bile bir şey atıyorsun. Bu mallar da sana destek veriyorlar. Niye Survivor? Hemşire mi? Gerizekalı. Metin Kuş doktor değil mi? Doktor. Ya doktor, ben yarısını yedim. Ya o zaman doktor yazarım onu bildirmekse. Sen doktor yazarım. Doktorun yarısı, doktorun yarısı adam, ne abi? Adam. Bir dakika. Adam. Acun Survivor'la bir çağ başlatmıştı dedi ve Survivor bildiler. Dostlar. Siz bildiniz. Biz bilmedik. Sen, abi sen sadece, tamam mı? Sadece 5 vereceksin. Ben yayından bakıp hepsini tıklayacağım. Ben bu oyunu bitiririm. Hayır. Ya Şinasi boş yapma. Lan 5'te oyun mu bitiyor? Gerizekalı. Survivor'a. Tamam 5 bitiririm. Şinasi öyle bir şey yaparsan bu kondenser mikrofonu götüne sokarım. Şinasi bana bastıracaktı Survivor'a. Sizin takım bastı. Sizin adamınız almıyor mu ses kaydı? Sen bir dahaki şeyde elde basacaktın onu. Tamam hemşire 3 bende abi. Yo basmayacaktı. Tamam dedi zaten. Basacağım basmayacağım. 7 versene 7. Evet hemşire 3 bende. İnisiyatif alıyorum şu an. Ben bu yenilgiyi kabul ettim abi. Hayır ben de bir saniye bir sakin olun. Bende kanka bırak. Bırak Karaman. Guten Morgen. O Gut'ta sende. Ali Gut'ta sende. Tamam tamam. Tamam matka. Hemşire 3'ü ben basıyorum. Kanka. Tamam baş hemşire 3'ü. Başhekimden emin miyiz? Tam emin değilim de. Darbeye bastım matkaptan tamam, darbe. Başhekimden emin miyiz Karaman? Bekle yayınlar değiliz. Açılmış galiba. Abi, yayınlar ya, açılmış. Ya. Yayınlar açılmış ya. Abi. Ya. Bu ne? Sıçtım oyunun ya. Şinasi mal mısın ya? Şinasi ayıp ya. Oğlum ne yaptım? Adam 6 kelime vermiş. Ne yapacaktım ya? Yayın açılmış, bu oyun bozulur, düşer. Ya Şinasi. Bak nasıl gülüyor, bak gülüyorsun. Bir sıfır öndeyim. Hoşuna gitti, beni atma ortaya, savun beni. Gülüyorsun, hoşuna gitti. Savun beni. Savun beni, önüme kalkalım. Yağmur, bir üç kelime ver. Belki biliriz, kazanırız, oyun şimdi düşmez. Şimdi onlar da bakacak, üç tanesini de bilecekler. Onlar ile yaptı. Yok, ben bakmayacağım. Gerek yok ki, sen ne yani, bu tavrın neden yaptın yani bu tavrını? Söyle, ben öğreneyim. Adam dedi ki, Acun Survivor'la bir çağ açmıştır dedi ve bir daha... Bildim mi bildim oğlum. Mavi oyun olay bu. Aşçı. Ya böyle bir şey var mı ya? Dur, ben yayından bakmadım bu arada. Üçünde ne olabilir? Ratatouille. Ratatouille yemek. Bomba bile olabiliyor, hakikaten Nesrin. Çağ kelimesinden nasıl... Ratatouille fare. Uçakta yemek var. Aa Ratatouille de mantıklı. Ratatouille lan. Ama bomba izleyin bombası. Oğlum Ratatouille yemek. Yağmur film bırakın. İzleyen birisi. Ratatouille fare yemek. Lan Yağmur ne zaman film izledi en son? Yağmur nasıl ne zaman izledi? Ama yani hem aşçı hem fare varken bence önce Ratatouille'den anlatırdı. Bir de yemin bir verdi yani. Ratatouille yazabilirdi direkt. Götü yiyen bombaya basar. Ratatouille yazamazdı. Ratatouille yazamaz. Niye çağır? Yani özel kelime Şinasi. Ben fare konuşacak. Diyorum bak. Bomba olamaz bence. Al inisiyatif almamı. Bence de bomba değildir. Basıyorum. Ya bas, bence bomba. Bas hadi. Bak. Yes be! Dibe girsin Şinasi. Yes. Ya Şinasi malı. Ne oluyor? Bakmadan bildik. Bakmadan kazandık. Ben ne oldu Şinasi? Ben lafın arkasındayım. Ben bu oyunu bozarım dedim. O adam Survivor kelimesini çağdan bildiremez abi. Ya biz Acun bilmedik. Sen bildin. Şinasi ya. Şinasi rap yapma artık ya. Siz bildiniz yaptı. Lan oğlum adam dedi ki bir dahaki Survivor'a tıklayacağım dedi. Ya sen iyi misin? Yine alacaktı o puanı.
Şinasi beynini kullanmaya davet ediyorum. Ne olacak o puanı? Survivor'ın perver. Ya dostum bak, mal dostum bak. Akıl, dur bir dakika. Akıl zengini. Akıl... Beyinsiz, andamaz. Survivor kelimesini çağdan bildirmem. Nokta. Ya sus vitaminsizlik yapma ya. Bilmeyeceksin. Ben sen önce Good Morning'ını bil. Salak Good Morning diyorsun. Mal. Aşağıla Good Morning'in perver dedi. Ya senin, ya bunun beyni bu oyuna basmıyorken bu niye burada bu oyunu oynuyor ya? Aşağıla lale devri, lale devri. Yok ya orada. Dostum sen öyle bir salaksın ki yayından dostladığın rağmen rağmen yenemedin. Bir dakika tutar mısın? Ha. Bak yayından bakmışsın nasıl yine kaybettik. Tamam. Baba bir dakika adam bak lale yazıyor tamam mı? Lale devrini zaten deviri biliyorlar. Sonra diziyi de lale devrinden. Yok ya. Lale devri değil dizi var ablası ne? O zaman Allah bir tane Allah kelime yazalım size hepsini türetin hepsini bilin biz çıkalım gidelim oyunda. Var mı böyle bir şey ya? Oyunun amacı o yazdım. Sesini yüzdesini düşürdüm haberin. Adam çağırdım. Tam olarak oyunu oynuyoruz Şinasi. Ya ben bilmedim ya. Ben bilmedim. Siz bastınız ya abi ben ya. Hayal bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sen onu bastırttın. Bazı arkadaşlar diyor ki bu oyunu nasıl oynuyor? Anlamadık diyor. Ya dostum bu oyunu işte zaten oynayamıyoruz. Biz de oynayamıyoruz. Zaten anlamana gerek de kalmadı bu oyunu şu anda. Bu oyun böyle random kelimelere basılarak oynanıyor. Ben neye çıldırıyorum biliyor musun? Bak Şinasi gerizekalısı artık buyurun. Karşı takımın, tamam bak burayı iyi dinle, bende misin? Dinliyorum, heh. Evet. Karşı takımın kaptanı kimse eğer, o konuşmadığı evet. Sürece, bak o hı-hı. Çıkıp da bir şey derse, yorum yaparsa o zaman itiraz edelim hep beraber. Tamam. Ama o sustuğu sürece, tamam mı? Takımındaki diğer arkadaşları bir şeylerden bir şeyler türetip de bir sonuca gidiyorlarsa bu bizi ilgilendiremiyor. Ama bir dakika ben burada bu presi yapmayacaksam. Ben bir şey söyleyebilir miyim Çağrı? Ya neyin presini yapıyor? Neyin neyin? Ben bir şey söyleyebilir miyim Çağrı? Ben karıştırmayacaksam niye buradayım ben manipüle etmeyeceksem? Sen o kadar beyinsiz bir insansın ki bende aşçı var Çağrı'da kavurma var bana yemek ne? Yazdırdın kavurmayı açarak. Ya? Hmm, ben mi yazdırdım onu? Mal İşimi kolaylaştırdın yani. Anlamadım ki bir daha söylesene yemek. Bize laf mı ediyorsun Yağmur? Biz de onu anlamadık yani. Hayır Şinasiye. Kavurma kelimesi sendeydi, aşçı da bendeydi. Yemek yazamıyordum ben orada. Sen kavurmayı aç diye bekleyecektim. Şinasi ona bastı ghostlayarak. Ben de yemek yazabildim. Direkt aşçıya gittiler. Ha, bu çocuk sence bu dediğini anlamadım. Anladı mı? Anlamadı. Ama şu oyunu bozma işini bırak Şinasi. Tamam bozmayacağım artık. Tamam Yağmur berabere kaldık o zaman Yağmur'la. Evet sıfır. Berabere kaldın diyor. Nasıl ya? Hayır. Çağrı. Bozmasa açamazdı kalır. Hatta ne bir sıfırı? İki bak, sıfırı Şinasi, olması lazım. Bir şey söyleyeyim. Bak Şinasi sala. Bak ghostladın gittin kelimeleri buldun yine onlara kazandırdın. Sen bu kelimeleri şey bulmasan onlar yine kazanamıyordu. Ben bir şey diyeceğim. Ben ghostlamasam zaten Mami bir mevzuyu çözecekti galiba. Ya bir tane Survivor bileceklerdi oğlum. Mal mısın sen? Neyin davasındasın ya? Abi bir kelimeden bu oyun kaybediliyor unutma. Orada biz bilmedik ki. Allah Allah. Hala onu biz siz bildiniz zannediyorum. Bir daha geri tıklayacaktı bu arada. Ya tıklasın ya, dostum tıklasın adam. Çünkü ben onu boş sandım ve götü yan tıklar dedim. Ben ona ya kardeşim benim neyi anlamıyorum hiç. Mesela bak bu mesela RP değil arkadaşlar. Bu malın evet, bu gerçekten bu gerizekalı düşüncesini aşamıyorum işte kodum yerinde. Bu evet. Mesela mallığına yaptığı bir durum mu? Ya Şinasi hangi kelimeyi verdiler de oradan? Çağdan Survivor'ı bilmeleri mi seni rahatsız mı etti? Evet, evet ama evet. Bir de şu gerekçe. Acun Survivor'la bir çağa başlattı. Ya kardeşim. Ne yapma onu koyayım ya. Sen Acun kıskanı mısın? Olacak işte. Galiba Acun hater'ı Şinasi. Sanırım Acun'u kıskanıyorum. Lan oğlum sen ne anlatıyorsun? Survivor'a biz bile tıklamadık lan. Sen ne biçim gerizekalısın oğlum sen? Bak konuştu. Yarım kaş. Yarım kaş konuştu. Yarım kaş yendi. Yendim teşekkür ederim. Yo yenmedim bu arada. Yendim bu arada. Taşkal makas özel bu. Taşkal makas. Ne biçim bir gerizekalısın diye. Tamam. Taşkal makas. Bizden o zaman başkası anlatsın. Kim anlatsa aynı bok mesela benim nezdimde ama karşıdan kim yok. Benim rakibim yok abi şu anda. Bir dakika. Karşıdan Nesrin anlatırsa o zaman Şinasi'yi salacağım. Evet. Anlatırım. Tamam. Hadi Nesin seni tokatla şunu. Sen de tokatla. Sağ ol, ben de seni seçtim. Hadi Nesin yaparsın. Allah'ım inşallah 9'u bize verir. Yes be yes. Pardon 35 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Daha iyi Nesin. Nesin kazanıyoruz. Daha iyi. Düşünmem lazım. Bir buçuk dakikalık süre başladı. Ne süresi bir dakika? Her hafta yeniyorum ben her hafta. Tamam zaten sen bunu oyuncak ettin. Nesrin normalde eskiden ne yapıyordu biliyor musun? Anlatma süre sona geldiği zaman bahçeye çıkıyordu, uyuyordu, doğa yürüyüşü yapıyordu düşünme açısından. Sonra A süre bendeymiş yiyordu. Senin o ince belli teyzenle uğraşmamı istemiyorsan videoya like at ve beğen. Bir de yorum at. Evet Nesrin.
Herhalde düşünmüşsündür. Yani kelimeler de yani oyunun yapımcısına söylemeli kelimeler de neyse. Konuşma sen. Sen anlatıcısın. Konuşmayacaksın. Şinaz şu ya, oyunun yapımcısını bir sal koyayım ya artık. Şu kelimeleri bir görün de anlarsınız. Ya bu gerizekalı senin dünyanda bu oyunun yapımcısı şu anda yayını izleyip bize kelime mi gönderiyor zannediyorsun sen? Yok da yani biraz daha adil. Ya sen böyle mi zannediyorsun babacığım? Çok konuştun. Çok konuştun. Adil kelimeleri bilerek bize tek tek seçip mi gönderiyor zannediyorsun sen bu oyunun yapımcısı? Yok öyle bir sanılım yok ama. Seçip yollamış ama. Bence de. Baksana kaş var. Kaş da inşallah bizdedir derken kaş bizde. Kaş. Kaş. Şimdi ben ne diyeyim? Mert açsın onu. Hadi ben sustum sen konuş hadi. Ben maskara maskara maskara. Ya ne diyeceksin Şinasi? Kaş onlardaysa makyaj verdi. Hata yok. Pastacı lan. Kural hatası yok. Onda, onda veya değil demedim. Manipüle et diyor. Neyse ben... Maskara garanti. Maskara yok ya garanti maskara diyorum. Garanti basıyor mu? Kaş bizde olmayabilir ya. Fırça olabilir. Bence fırça bu arada. Bence... Kaş sizde yoktur bence de. Makyaj fırçası. Zaten kaş makyajı diye bir şey yok ki. Bir de Yağmur var burada. Biz niye konuşuyoruz burada? Yo doğru. Ben de daha iyi biliyorsunuz. İnisiyatif al. Fırçaya basıyorum o zaman. Bas bas. Bas. Bravo. Tamam. Kaş bizde olsa 3 verirdi herhalde ya. Kaş şirası, beyaz ya da siyah. Ben şu an düşünüyorum. Susar mısın bana? Pardon. Mert. Efendim. Kaşın neyle boyuyorsun? Ya, eski kaş kalemi. Kaş kalemi. İpten işe yarıyor mu Mert o? Açıyor musun? Açacaktı kalem. Uzaktan bakınca hiçbir şey anlayamazsın. Ya kimse gelip sana yakından zaten bakmadı. Zaten yakından da bakan yok. Doğru söylüyor Karaman. O yüzden anlaşılmıyor mu diyorum Mert. Ama bazen böyle ne bileyim terledin, yüzünü yıkadın. Ne bileyim bir ıslak mendille yüzünü sildin. Direkt gidiyor her şey. Yanımda taşı o zaman. Makyajın akıyor yanımda mu yani taşıyor. Öyle olunca? Peki, evet odaklan. Makyajım akıyor. Ve arada Mert, bir benim bir makyajımı tazelemem lazım deyip kalkıp Mert'cim, gidiyorum. Mert'cim sürem akıyor da susar mısın? Hoşuna peki, gitmiş herhalde odaklan. Bu olay. Beğenmiş bence. Şinasi verdin mi? Tatlı, tatlı iki. Tatlı. Dur bakalım. Sakin olalım. Kaşta bir tatlı yersin abi. Pahalıdır. Bıçak. Tatlı. Pasta var. Tamam pasta var. Bıçak. Bıçak da var. Gidik merkez tatlı, pul. Bıçak. Oğlum karşı takım. Ali karşı takımda. Siz niye Ali'nin dediğini? Ali'nin dediğine şey yapıyorsunuz. Tamam o düşündüğü şey biz niye düşünüyoruz ya şu anda? Oğlum ben tatlıyı bıçakla kesmiyorum ki. Tatlı 2 ne mesela ben burada bulamıyorum şu an 2'yi. Abi. Zehirli tatlı zehirli. Yok o olamaz da. Aa, o ne demek abi. Ya? Aa bardak kaynak oluyor. Kaynak var abi. Aa. Bu kaymak diye okumuştur bunu. Aa kaynak diye mi okumuş olabilir acaba? O tanrıdır lan acaba. Ya dostum bu kadar ya. Bu çocuk bu kadar koyayım ya. Bunu anlayın artık ya. Abi ya bir pasta diyelim çıkmazsa Şinasi'yi ben tokatlayacağım. Bak, pastayı işaretleyeceğim. Eğer bundan pasta çıkmazsa biz kalkıp s**olum gidelim bu oyunu tamam, oynamayalım. Aç abi tamam. Ha, güzel. Altın baklavaya ne diyorsun abi altın? Altın bizde şey olsa bak bu altın bizde olsa bu salak tatlıdan devam etmez. Çek abi bence altın günü olabilir abi. Altın günü veya kaymak. Şimdi kaşı da kaldıralım mı buradan kaşı? Oradan Mert'e şaka ya yapmalı abi. Bir şey yapar bence ama. Bence bardak bu arada. Tamam, ya kaşta doğru. Tatlıyı ben ilk defa duydum senden. Yok Şinasi yedi ya kaşta tatlı. Şinasi kaşa gitti. Ya Şinasi kaşa gitmedi ki dostum. Nereye gitti abi İzmir'de? İzmir'de. Allah kaş Allah. İzmir'de çağır ekip çok iyi ya. İzmir'de Alanya'ya gitti İzmir'de. bardak işaretlemiş. Ya perver. 50 tane işaretlemişsin. 2 verdi ya. Biri zaten pasta. 500 tane çarpsa hangi bir koyayım? Söyle bardağı anlat bardağı. Bence Perver'i dinleyin. Perver tanrı yapıyor sürekli. Bardak waffle da mı yememiştir diyorsun? Bıçak. Ya bardak waffle ne koyayım ya? Oğlum bardak waffle diye bir şey mi var lan? Ali'cim zehir demişsin. Zehiri anlat. Zehir olamaz mı? Ya olabilir mi işte? Anlat anlayalım olabilir mi? Zehirli tatlı tatlıya zehir koymak. Ya siktir git oğlum ya. Karaman sen kaynak demişsin. En abi, mantıklı kaynak şey. 18 saniye yedi. Ama altın gün olabilir. Bak en mantıklısı bu ya kaymak. Vallahi kaynak. Gördüm en mantıklısı bu. Bu mal yanlış okumuş. Açıklama yapacağım. Yemin ederim ki yanlış okudum. Ya biliyoruz malımızı biliyoruz. Konuşma yatak. Konuşma lan harbiden. Yok doğru. İnfo verdim belki bir tane daha arayacaklar ya, da hala. Ya bekken aramayacaktık dostum. Ne arayacaktık? Ya bir dakika geri gel. Abartma lan sanki burada. Doğru. Bak Nesin söyledi. Kodnem şampiyonası mı yapıyoruz? He tek tek bildirme işimi tamam. Süren başladı Şinasi. İşine gelirsin şu an. Salak zaten iki veremeyecekti. Biber. Biber. Açtım abi. Pul biber. Ha güzel. Pul. Biraz inisiyatif alayım. Abi pul diyemiyorum lan. Pul. Full. Kitlendi. Aha, ne lan? Mı geçiyorsunuz siz? Şinasi işine gelir.
J. Şinasi'nin işine gelir. Aptal sıçar şey. Şinasi böyle salaktan biri bir oynuyor. Bak salaktan biri bir gideriz o son dakika 2 verir yeniliriz. Onda akıl yok. Onda akıl yok. Abi pazar. Düşünelim mi bunu yoksa? Ya bir hayır, verdiğin değil. Şeyi de anlayamıyorum ki mi? Pazarda ne var? Ben mesela bulamadım ben. Şurası. Avrupa pazarı. Hayır. Ya Avrupa pazarı ne ya? Ney? Merkez sosyete pazarı, sosyete pazarı. Sosyete pazarı. Sosyete pazarı. Eyvallah. Tamam abi Nessin Şinasi'nin beyninde bence. Nessin var ya büyük büyük oyunda. Şimdi 5 veriyormuş çıkartıp sıkıntı olur. Nessin saygım artar 5 versene. Yok yok verme Nessin. Neredeyim? Veremezsin İlginin zaten 5 veremez. Nessin'in mümkün değil. 5 kelimeyi mümkün değil Nessin'den çıkmaz. Neyse ki Nessin gaza gelen biri değil. 3 de şüpheli hiç yani. Panik yapmayın. Balta bir güzel sen Nessin'e sap olmazsın. Bekle başka olabilir mi? Başka yok ya gibi. Ya bu tek kelimede nasıl bu ya. Kadar zor verebiliyorsunuz ya? Sen bir de Şinasi'nin tek kelimelere bak. Şinasi çatal artık vites arttırmamız lazım. Çatal bıçak aslında. Bölge 2. Hayda 2 verdi. Bir Avrupa pazarına laf ediyordunuz az önce. Avrupa, Roma da olabilir. Antarktika. Avrupa bölgesi. Oğlum Kaş da olabilir Kaş. Bir de... Aa merkez olur mu merkez? Kaş merkez. Bölgesi. İşte bu malın ben plaj da bir bölge. Mantığını da anlayamıyorum ki mesela merkez Kaş bölge dedi. Mesela yeri. Biz burada merkezi işaretlemeyiz ve merkez çıkar bu da der ki merkez bölge falan der bir şey der anladın vize, mı? Ama vize. Avrupa. Roma. Avrupa. Ha kuyruk bölgesi. Kuyruk diyelim mi? Bir Avrupa diyelim mi bizim takım? Diyelim diyelim abi. Diyelim abi. Avrupa'nın iki yüzlülüğüne dur tamam. Deyin artık. Roma da tamam. Bir... Abi kuyruk soku mu? Kuyruk bölgesi. Oğlum Kaş bölgesi de olur o zaman. Kaş tatil yeri oğlum. Hem Kaş yani. Hem arkadaşlar Kaş oluyorsa düşün. Mesela merkez de olabilmeli doğru. O zaman. Olabiliyor. Burada zaten. Bölge ise Antarktika olabilir. Ya da Karaman'ın zekasına göre kuyruk bölgesi gibi saçma bir cevap da veririz. Roma bölgesi olduğunu zannetmiyorum. Hani Karaman üzülmesin diye kuyruk bölgesine inanmış gibi yapıp onu da işaretleyebiliriz hep beraber. Sonra da beraber üzülebiliriz. Hadi Karaman lan. Abi hep beraber. Antarktika'dır bence herhalde. Evet kıtayı bölge sanıyordur Şinasi. Abi, kıta Roma var abi Roma var. Üzüleceksin abi, ya bence basmayın. Baba chatten demişler ki kıta derdi Antarktika. Ya bu çocuk kıtalar biliyor musun sence? Düşünün sorgula. Bence de kıta derdi. Hadi üzüleceksiniz abi, basmayın. Basmayın üzüleceksiniz. Süre bitti basın süre bitti. Basın süre bitti bas. Ya aptalar bir de bilmiyormuş kıtanın ne bu olduğunu. Bu kadar abi ben malımı tanıyorum artık ya. Ne kadar salak ya bu çocuk. Şimdi maçtan Nesin? Sonra kıta diyenlere ne diyecekler? Ne farkı var bakalım aynı bok değil mi falan diye çıkışacak birazdan. Bu adam benim kitabımı yazmış. Nesrin bir gidiyorduk. Çekirge bir zıpladı iki zıpladı. Şimdi dört verecek işte Nesin. Bekleyin. Hiç riske girme Nesrin. Şinasi iki bildiremez. Şimdi dört verecek siz niye panik yaptınız ki? Şinasi iki bildiremez. Onun ne olduğunu bilmeyen adama yenilme Nesrin. Nesrin dört verirse aha. Antalya Kaş. Kaş plaj. Abi Alanya demesen. Plajla Kaş'ı böyle mi birleştirdi? Denizlerdi ya. Antalya merkez diye bir şey var mı? Bence de merkez nasıl olabilir mı? Yani o yüzden. Var. Her şehrin merkezi vardır. Plajla Kaş olsa deniz demez mi? Kaşa bir basalım mı? Kaşa bir basalım. Sen niye hassas bir noktan mıydı bu lan? Hayır abi. Niye bu kadar duyarıya girdin? Her şeyin merkezi var. Ağlamak bu ses tonuyla. Bence plaj ya. Oğlum plaj olsa deniz derdi, tatil derdi, sahil derdi. Evet plaj değil ya. Bence Antalya merkez. Bence de. Başka bir şey olabilir mi? Oğlum düdük. Antalya'da yok. Düdük çalarlar. Tamam ben tatil verirdim. Eğer plajsa Nesli şehirden Roma, yani. Şehirden Roma olabilir mi? Ya Mert senin bir Roma işaretlesin var. Bence işaretle soru işareti kalmasın aklında. Şehir merkezine giderdik. Bravo o zaman merkez. Mami çok haklı. Basıyorum. Kanka. Bas. Heh gördünüz. Nesli hatalı. Nesli hatalı. Nesli hatalı. Evet. Kaşı neden mesela makyajdan vermedi gibi sorular var kafamda. Şinasi karşısında titredi diyebiliriz. Alet mi? Alet. Tamam mikroskop, hortum. Mikroskop olur. Yok lastik de alet. Hayır oğlum alete bakarsın mikroskopla. Makyajdan kaşı verseydi var ya çok rahatlardı. Düdük. Düdük alet mi? Alet. Düdük. Düdük alettir. Bence öyle düşünmüştür ya. Ha yok olmaz. Bardak da yok. Bardak bir alet değildir. Eşyadır. Lastik harbiden alet bu arada Karaman. Hortum evet, bir lastik alet. Hortum da alet. Ama ya hortum ne işte, hortum? Yani bu acaba işte bir yaramazlık peşinde mi verdi bu alet 2'yi? Bardak da evet, bir alet. Evet bence de hortum mikroskop olur yaramazlık sanırım. Hayır hortum bir doğal afet değil mi Perver? Doğru. O olan hortum, değil oğlum. Bence düdük. Hortum. İlk düdük bence diyelim düdük mi? Düdük. Düdük çok necmi. Uzak. Düdük çok uzak. Düdük mami. Nasıl çok uzak oğlum alet işte düdük. Son 30 saniye. Hortumdan daha yakın geliyor bana. Tam aç abi düdüğü.
Açtım. Sana yazarım abi. Al açtım. Aa güzel. Tamam ben bir gerizekalıyım. Sen konuşamayan bir gerizekalı mısın? Gerizekalı Karaman inisiyatifini al süre bitiyor. Ne söyle önce bir inisiyatif var. Mikroskopa basıyorum. Aç 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 Karaman. Basıyorum abi. Siyah bastım. Çıkmasın. Eyvallah. Uzay. Ya. Ah be. Buranın eksisinde Ali'yi tam yüreği. Ya. Sen bak takip Nesir müziğiyle sıraya da bilirdik biz ya. Takip neden vermek biliyor musun? Konuşma. İlgilenmiyoruz diye vermeyeceğim. Biz ilgilenmeyeceğim. Biz ilgilenmiyoruz. Ben ilgilenmiyorum. Ben kazandım. Konuşma. Konuşma. Sen konuşma. Konuşma. Şinasi saldır. Makyajdan kaşı verebilirim. Susar mısın? İlgilenmiyorum. Verseydin abi. Nesir çok kolaymış kelimelerin ya. Ya kız Antalya veriyor. Kız Antalya veriyor. Ya bir sus be. Burada plaj bilemiyorsunuz lan. Mal mısınız? Ya merkez mantıklıydı zaten de. Neyi mantık dedim? Kaş be ben eyvah kaybettik dedim ben. Vay iki kelimeye bak dedim. Keşke kaş falan yazsaydım. Vallahi bak içimden diyorum ki Allah kahretsin iki kelime nasıl denk gelmiş dedim. Deniz yazsam derdik. Eşek gitti merkeze bastırdı. Vardı. İyi ki altın baklavaya bastırdı. Bir de bak bak şöyle yapıyor bir de. He, aynen merkez çok mantıklı falan diyor bir de. Neyse sen bilet yazsaydın içine bildiriyordun ha bu arada. Bunu bilemeseydiniz diye. Şinasi kazandın karşında bir diş hekimi vardı. Saldır. Diş hekimliği yapmaya devam etsin bu oyundan ona fazla. Bu anlamda demedi salak. Anlamıyor ki de boş. Onu da anlamadı boş ver. Boş ver Nesrin. Sorgulamamak lazım bazen. Aslında siz onu anlayamadınız. Aynen öyle işte. Aslında siz de derin anlamı anlayamadınız. Evet Şinasi kazandı. Şinasi kazandı. 1-1 oldu. Epik bir gün oldu Şinasi'nin kazanmasıyla. Evet. Mert. Evet. Karşıdan Mert, Mert mi geliyor? Bilir de bitsin. Bizden de o zaman Yüzüklerin Efendisi Karaman. Yüzüğü getirebilecek misin Karaman? Abi kaçıncı yüzüğü getireceğim artık? Evet. Getirebilecek misin? Mert. Yüzüğü istiyorum. Ben geliyorum seni Mert. Sarı dolar yiyeceğiz. Ben bu kez burayı. Mert. Sen iyi alışmışsın galiba Ercan'dan ha? Kaşını aç kaşını. Bak 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 bak. Nasıl bir tükürük? Salsıldık. Bu teknofest gösterisi abi. Ya Rabbi şükür. Selam olsun. Allah'ım inşallah 9'u bize verir. Yes ve ya Rabbi sana şükürler olsun. Oo, lan bu ne lan? Git bir 2 rekat namaz kıl gel istiyorsan bekleyelim. Karaman bizim sıramız diye düşünmemezlik yapma. Bu sürede düşünmeye devam et tamam mı? Düşün. Düşünüyorum abi bize... galiba bu sefer zor geldi ya. Durdu, doğruldum ben hallederim. Hadi be Karaman. Özel isim var yok değil mi? O nasıl cümle? Var mı? Hangisini soruyor? Özel isim var yok değil mi? Evet. Yok. Ya da hay, nasıl bir özel isim ki ama yani yaz. Bilir ne düşündü bir yaz ya. Yaz Mert'e sor Mert'e. Yok, Mert'e evet. Sor evet. Türkçe bir şeyse yaz ya. Mert bak bombalı fotoğraf atıyorum sana. Mert tamam, hadi süren bitmedi mi Mert? Tamam özel isim hakkı verdik birbirimize şimdi yazıyor. Niye öyle bir şey yaptın i̇nşallah Karaman? Özel isim hakkı... Karaman bak. Abi bir tane olsun bir jokerim olsun ya. Özel isim hakkı niye aldın? Ne yaptın? Karaman seni kandırmış ya. Özel ismi. Kandırmış Karaman. Ya yaptın. Ben bu arada filmi hatırlamıyorum. Ejderha var mıydı? İzlemedim ha ben olsun karışmıyorum. Ben izledim. Yay. İzledim yay vardı. Kılıç, kılıcı vardı o bitin kılıcı. Üstüme gelmeyin oyun sonu. Çizmesi var mıydı çizmesi? Paça maçı. Çizmesi yoktu Hobbit'in ayağında bir şey yok. Saçı topuz mu Hobbit'in? Yok. Hobbit de ejderha yiyor mu? Aynen sırtında da dövmeyi çizdirmiş Nesrin. Oğlum ne olabilir Everest evet, olabilir mi daha? Daha gidiyorlardı ya? Bunlar ya. Ejderha yoktu ya sanki. Hayır. Allah Mert nasıl bütün ya? Film cahillerine geldik. Ben var mı lan ejderha? Ben izlemedim ya Hobbit'i falan. Acaba ben izledim hiç hatırlamıyorum ki. Pala. O kadar Mesut, işin özel yeni işi hakkı. Mami süreniz niye başlamadı dostum harbiden? Basmamışım unutmuşum siz basın. Karşı takımla birbirlerine basalım da. Şu an 30 saniyeniz var. Ya abartma Perver yaya basalım tamam. Bastım yaya. Neyse. Yok. İki tane tahmin etti biri yanlış. Şaka gibi abi. Çok bende. Karaman aferin lan sana. Hadi Karaman. Ya bunu mu aldın Hobbit? Ya bizim ya? Özel isim hakkımız bu mu koyayım ya? Geri zekalı ya. İstanbul'da bunu sormadan yazsan kavga ederek kabul ettirirdin. Bir de hastanedir abi. Neyse seçeceğiz şimdi biz buradan.
Ağız olabilir, hastane tamam. Olabilir. Ağız olabilir, evet. Ağız. Hatta direkt işaretleyelim ağzını. Değilse zaten kapatalım hastaneyi. Kağıt mental, tamam, kağıt. Ah be. Direkt çıkalım oyundan yani. Ben size bir söyleyeyim. Bu Nesrin 2'den ikincisi hastane değildi bence de, neyse. Bence İstanbul muydu abi? İstanbul değil. Evet, şey çok mi? Yakınlarda dolaşıyor. Olabilir İstanbul. Bak, bu doğru. Oyun, bak bu oyun. Ben bu oyuna sövünce kızıyorsun. Bak abi kelimeye bak. Kaymak diye kelime var. Bir önceki kelimeyi ben yanlış okumuştum. Şimdi bizi dinlemiyorlar mı? İzlemiyorlar mı bu yayını? Hadi sen gel söyle bana. Ne diyor bu ya? Evet, ya, kaç dostum, konuştu. Bu gece kaç gerçekten geldi, büyük söylüyor. Oyun çözesim yok ya Şinasi. Yok bu tavuk. Vallahi yok ya bu gece büyük oğlum, oyun çözesim. Oğlum Nepal'e konuştuk. Yok abi, hadi lütfen geldi. Oyunumuzu oynayalım. Doğru lan, mikrofonlara izin veriyoruz ya girerken. Ya, büyük resim gösterme bana a**ın bu gece lütfen. Mert sen başka bir şeyler ver ya dostum, Hobbit bende yok. Şinasi kaymak dediğin dondurma bile geldi amına koyayım. Mert sen kelime ver de kanka, sonra sen bakarız. Hadi yatacağız, hadi geç oldu. Mami hadi, ben izlemedim. Sen izlemişsin, bulamıyorsun yine. Çok nasıl oldu oğlum ben izleyeli. Benim Hobbit'te bir tek hatırladığım şey. Kılıcı var ya, mavi yanan bir kılıcı vardı. Kılıcı paslanmış miydi peki? Neyse. Son 30 saniye. Son Hobbit değilmiş saniye. De ben yine bilmiyorum ki neye basacağım. Abi böyle şey mi var ya? Bilmiyorum ki oğlum. Kılıç yok oğlum, kılıç yok yerde ya. Son 15 saniye. Lan çok 15, merak 15, ettim. 15, ne olabilir ya? Oldu, inme mi indi? Heh. Oha! Hocam, o zaman tamam, Everest. Everest'te eğer 5 tanesini bilirlerse kapatalım oyunu. Hiç bitsin oyun. Varmış o zaman. Kanat, tane kanat, bildirirsen kanat, sen ben ordu. Ben oynamıyorum. Ordu da olur. Tamam, demek ki ejderha 4 vardı. Başka ne var 5. Beş, beşinci? Büyük bir şey. Pekin büyük. Hocam. Ispanak diskolandırma. Efsane yapılandı. Bence ejderhayla başlayalım. Everest'te. Mallığın geldi son noktaydı orası. Bir de en alt 5 vardı, o da iyi. Everest'te de. Tamam. Kanat bunları, operasyon dönüyor abi, bir dakika şaka mısın? Ne operasyon deniyor? Hayır, önce kanat. Abi adam kocaman bunun 5 tane kelime bildirecek, şaka mısın? Bunlar bu kadar zeki değil, kendimizi kandırmayalım. Ha bak, bildiremediler bu kadar abi. Tamam. Aa, Nessie'nin kanat dövmesi mi var lan? Ya da melek gibi mi acaba? Tamam, ordu bizde. Başka? Kim olabilir mi ya Çin'den? Büyük ya Çin. Kocaman. Oğlum İran, Moskova var. Küçük amanlar. Ulan çok zor ya. Neyse, karavan da zorlanıyor ya. Biliriz Mert, rahat ol. Karavan 2-2 ver. Doğru, o da doğru. Moskova, Rusya, o da kocaman. Olabilir. Karaman'ın yüzüğü getiriyor. Niye 5 diye zorluyor ki? Şehir mehir deseydi. Yüzüğü getir Karaman. Codenames'in mobil uygulaması varmış. 3 dolar. Gel de sövme ya şimdi. Biz yani de görüyoruz onu. Sondan. Gel de sövme şimdi yani. Ne yapacaksın ki oğlum, indirim? Hasan kitap okuyor ya. İnternetteki bedava oyuna para istiyor. Süt bir verdi abi. Sütlü dondurma mı acaba abi? Hadi ya. Lan bir dakika dur. Şinasi ya. Nasıl ya? Ya Şinasi sen mal mısın ya? Bir dakika dur. Bakın beraber şarj edelim ya. Bir dakika pardon, suç bende mi? Sütten kaymak ya evet, sen de. Sen de. Bırak odumu bir sen şey de. Elini vicdanına koyarak konuşmuyorsun. Ya kardeşim bir bekle ben. Elini vicdanına koy. Lan, koy elini vicdanına. Koydum evet. Bir daha konuş şimdi. Elini bir başka bir yere koyarak elimi konuşuyorum. Elimi vicdanıma koydum. Sen bir mal gerizekalısın. Bak sen bir gerizekalısın dostum. Elim vicdanımda. Gerizekalı. Lan beyinsiz. Biz de görüyoruz onu. Kaymak olduğunu, dondurma olduğunu. Biz de görüyoruz. İki tanesinden bir tanesi olabilir. Şimdi ben bassam sen bassan ne olacak? Ya bir düşünelim. Kodumu yerde bir düşürelim. Tamam, düşürüp kaymağa bassak ne değişecek? Ya değişmeyecekti o zaman. Ya bir şey değişmeyecekti. Yine kaybedecekti. Milleti susturdu bir de. Ya biz takım değil miyiz? Koyayım ya. Buradaki en büyük sıkı. Hatta şöyle bas. Ya güzel yani dostum, biz takım değil miyiz takım? Evet öyle bas tabii. Takımız abi, haklısın ama ben sana diyorum ki. Bak ben senin kaymağa basmana kızmıyorum, bak yanlış anlıyorsun. Ay, evet. Kaymağa sabaha kadar bas. Bak evet. Ben ona kızmıyorum. Ben tamam. Neden takımca karar vermiyoruz? Ona kızıyorum. İletişim ne yapıyorsun abi, iletişim. Şimdi zaten bir kelime verdi ya. Ulan bu kadar komik kelime de hani yanlışsa hani bitsin zaten bu oyun diye bastım ben. Ya sütten kaymak çıkmıyorsa. Tamam. Sütten kaymak çıkmıyorsa. Ya söyleyeceğim Karaman. Yani. Senin de ben bak. Bak bak ya, Karaman. Gel buraya gel Karaman gel. Gel. Karaman 100 yılın takasını yapıyor. Karaman gel buraya gel. Gel gel. Karaman gel. Bir şey söyleyeceğim Karaman'cığım. Dinliyorum abi. Karaman'cığım. Dondurmayı a**ına kodumun yerinde başka bir kelime bulamadın mı? Kaymak abi, gitmeyeceğimiz bir kelime. Sana bir şey diyeyim mi? Külah yaz ya. Kaymak görmedim de sen. Külah niye yazıyor ya? Allah belamı verdik, aklıma gelmedi abi. İki. Bak işte, iki biliyoruz. Bak kağıt ben dondurma biliyoruz. Ya sütten de kaymağı mı? Hemen gitmezsin. Ya, dondurmaya gidersin. Çocuk aklı. Benim perverimin aklına ilk şey geldi. Ne geldi perverim? Benim de ilk kaymak geldi. Dondurma. Sonra dedim dondurma olabilir. Ben burada Karaman'a katılıyorum. Ben de aynı hata yaptığım için bilirim o duyguyu. Tamam. Hepinizden özür dilerim. Şimdi ama abi kaymak bak kelimesinde sorun var dostum sende ya. Dostum bugün yüzüğü tamam geri getiremedin çünkü artık Hobbit devri. Bir dakika Mami bak, kaymak kelimesi benim kelimemdi. Ben bastım siyah çıktı bak. Harbi onu nasıl istemediniz?
koyayım? Nasıl koymayayım şimdi ben? Nasıl koymayayım? Kaymak tamam. Benim kelimem siyah çıkıyor, ben basıyorum bak. Tesadüfe tamam, bakın. Ben sizden bir şey kullanmıyorum. Kervel basa siyah olmaz mı kelime? Maybet hakkımı kullanmıyorum. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim Karaman. Efendim? Külat desen bak. Külatta dondurma, kağıtta dondurma, anladın mı? Buradan belki yürüyeceğiz yani, iki bileceğiz falan. Nesrin iki neydi? Bak, Nesrin sen bizi iki kanka bildirmekten mi korktun? Abi kağıtta dondurma aklıma hiç gelmedi, biliyor musun? Tamam, farz et ki bak ben şimdi dondurmayı size bildirdim. Tamam, tamam mı? Öbürlerini ben nasıl birleştirecektim? Oğlum biz bilemiyoruz. Oyunu zaten yapamıyorsan kazanamıyorsun. Biz bunların hiçbirini düşünmedik. Tamam, yerime düşünün, ben bunları nasıl birleştirecektim? Ama sen bak sporcu desen birleşiyor. Abi tek tek verilmeyiz zaten, iki sayı öndeyiz. 3'ü birleşiyor. Oğlum öndeyiz zaten. 3 sayı önde olacaktık zaten. 4 tane kemal. Oğlum topuza sporcu ne alakası var? Diğer hiçbiriyle uymadığı için mecbur topuza kanka gidecektik. Sen kendi hakkında onu verirsin. Öbürkülere düşüneceğine önce bir önümüzdeki roundu bir atlatsaydık. Bizim gerizekalı mı sizinkiyi yapmasın? Bir siyah basmasaydık. Bir round geçseydik. Ondan sonra kağıda düşünseydin. Tamam. Ondan sonra pası düşünseydik. Tek tek düşünseydik. Evet, karşısında Mert var. Hani 5-5 veriyor, bilemiyorlar zaten, anladın mı? Ya abi karşısında yemediğim için üzüldüm. Ben Maybet hakkımı kullanıyorum. Ben burada da girmek istiyorum. Burada kendi arkadaşlarımızı aşağılamamış, çünkü bizim gerizekalılığımızı kendi zekası sanıyor bunlar. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Biz yine en zeki olanız ama biz sadece kızıyoruz. Yalandan kızıyoruz yani. Yoksa hata yapabilir. Mert oradan topuz verseydin, o zaman kendi eline verseydin lan. Adam seni 6-4 yeniyor, 7-4 yeniyor. Verseydin kendi eline, bilirseydin. Dostum, yendik dostum. Haydi konuş bana. Bana burada ayak yapma yani. Biz yendik. Yendik, sapladık. Biz içeriye aileyiz. İçeride kapışırız ama. Çağrı, bu oyunu kendi kelimelerinizle oynayabilirsiniz. Ya şöyle bir baksana bakalım. Ekipteki kendi kelimesi olan var mı yani? Bir bak. Herkes 3 tane kelime getiremez ama ne demek oyun. Öyle bir oyun kursak. Anladın mı? 3-4 kelimeden fazla kimse getiremez yani şu an biz takımda. Bunu yazan, yo. Bak bunu yazan demek ki bu oyunlarda yeni. Mert geçen gün şey dedi ya, duvardan Harry Potter falan bildi. Ben kafayı yerim burada yani, imkanı yok öyle bir şey. Bak benim şu ana kadar sadece bir tane lüzum oldu. Şu an oldu. 1v1'de. Yok abi. Karaman, seni alt odaya çektim. Masada tamam. Kaybetmiş olabilsin ama üstünlük her zaman ben daha üzerinden, o ayrı da üstünlüğü vermemen lazım. Şimdi şunu yapacaksın dostum. Mert'e çok sakin bir şekilde iyi oynadın Mert, senden beklemiyordum tarzında takımda iyi oynadı diyeceksin. Bak buraları unutuyorsun Karaman'cığım. Unutma buraları, tamam mı? Buraları Mert önemli. Çok iyi oynadın. Senin hakkında. Aynen. Mert iyi oynadın, güzel oyundu. Bu sefer böyle oldu. Kaybettiğim için susuyorum. Bir şey hakkım yok, konuşma hakkım yok. Orada tamam. Elinize sağlık. Özellikle Yağmur'un eline sağlık deyip Yağmur'dan böyle bir geri dönüş alacaksın. O geri dönüş aldığın gibi titreşimi göndereceğim. Titreşimli böyle süpersonik var mı elinde? Fena var şu an. Heh, süpersonik alayım o zaman bir tane. Ya şu an mı? Yok şimdi değil. Şimdi bana mı, abine mi atacaksın süpersoniği? Hayır. Bana atma. Yok. Orada Yağmur'u yakalayacaksın ama Yağmur'dan önce böyle bir al. Evet. Bir cevap al, ondan sonra Yağmur'a bir güzel bir şeyler söyledikten sonra yapıştır. Tamam mı? Süpersoniği şey diye atabilir misin? Biraz zor olur mu? Bahçeşehir. Bahçeşehir diye atabilir misin Süpersoni'yi? Olur. Aynen. Tüm Bahçeşehir bölgesine de gelirim. Güzel olur, tamam mı? Hadi çekiyorum. Tamamdır. Neyse abi ya. Oyun sonuçta. Bu bitti ya. Ne işim var bu bitti ya. Evet, izlemeyen olarak size söylemem lazım asıl benim. Oğlum siz izlediniz de. Hiçbir şey bilemedim. Yanlış bildirdiniz. Daha kötü. Şimdi... Ya çocuk unutmuş olabilir. Ki. Siz izlememişsiniz filmi abi. Karaman konuşuyor. Bak yani ben Mert'le özel isim şeyini konuştuk ya. Ha canım. Güç yüzüğü. Oğlum. Yüzük aklına gelsin böyle durumlarda. Bak Ercan'ı yiyordunuz çiçeği. Kopuyor. Var şu an, patlıyor şu an. Unuttum onu. Unutmuş. Çara bir daha çeksin, unutmuş. Hayır. Bir dakikalık konuşma galiba overdose oldu. Neyse Karaman, daha sonra ne oldu? Koyacağım ya. Nasıl kaybettin ya bu oyunu? Hadi bakalım. Karaman'ım bak, sen iyi oynuyordun zaten. Halen çok ortadaydı. Bu Şinasi salağı yüzünden yani, oldu. Aynen. Senin hakkındı gerçekten vallahi bak. Şimdi ben malım, tamam mı? Ben orada gerçekten... Yok Ezra, kabul etmem. Bak. Deme ben... kabul etmem. Hayır canım bak, sen özür dilerim bak. Şimdi çilekli yazsam yine dondurmayı bilecektiniz. Anladın mı? Bu benim mallığım. Şimdi süt yazdığım için kaymak sütten yapıldığını yeni öğrendim sizden. Tamam mı? Siz ya. Olabilir, tamam. Senin hakkında. Hepinizin elinize sağlık. Yağmur'un, Nesrin'in, Mami'nin. Eyvallah. Eyvallah ama... Kes sesin Yağmur. Tamam. Gülme Yağmur, gülme. Beni sanmadım. Yağmur gülme, bak konum Bahçeşehir. Konum Bahçeşehir. Hayır. Yeter.
attı direkt bunu konuma. Bayraktan elimizde. Sen bir şey söyleyeceğim Yağmur. Konumda mıydın sen? Konumdaydım. Büyük bir sallak başladı burada. Yok abi. Tekstimi unuttum abi. Ben iyi oyuncu değilim galiba. Sınır. Yok sınır yok sen. Sınır. Metot oyuncusun sen. Metot. Plastik gönderdi. Sen nereye geldi abi diyor. Geçiyorum o zaman. Geç. Enti abi bugün olmadı. Bu hafta bugün olmadı harbiden. Geçeceğim mi Ali? Ben mi geçeyim? Enti. Fark etmez. Geçtim bu arada. Bizden kim? 2-1 alırsak bitiyor. Ali. Değil mi? Evet. Geçiyorum abi. Heh. Ali mi Perver mi? Hiç fark etmez. Alırsak bitiyor. Hadi fark lan. Alalım bitirelim. Ali kazanabileceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Tamam o zaman. Tamam. Düşünmüyorum. Genel olarak düşünmüyorum yoksa kazanabileceğini mi düşünmüyorsun? Genel. O sesle. Tamam. Genel olarak düşünmüyormuş. Daha iyi. Düşünse kazanamayız zaten. Düşünmemesi lazım. Düşünmemesi daha iyi. Ver abi. İnşallah 9 bize gelmez. Ver. Hadi lan 9. Hadi. Sunun eline sağlık. Allah'ım Sunun. İnşallah 9'u bize verir. Yes abi, be. Geleceğim. Yes. Ya yeter ya. Yine mi ya? Böyle olunca kazanıyoruz ama. Hadi ben sana güveniyorum. Ali'den bir bok olmaz. Süreyi başlatmayalım lütfen. Şu Ali, an düşünmüyorum bu arada. Zaten. Düşünme tabii şimdi. Tabii. Bekliyorum Ali senle bir bak kelimelere ya. O kadar da düşünmüyorum. Abi haksızlık olur ya. Haksızlık bakma Ali. Ali ekranı kapa. Kapadım. Perver abi bizde kanepe var. Yok kanepe ne? Aa kahraman var. Grafik verse mesela. Kahraman Sınım. Grafik. Ali'ye mikrofon ve ses teli almak istiyorum. Sakın. Ali. Abi. Ses teli gayet iyi. Bir konuş bakayım Ali. Tamam tamam sus kapat çeneni. Konuş deyince böyle yapıyor ya mal. Yüzmek 2 dediler. Yüzmek. Palet. Bakıyoruz. Şaka gibi ya. Yok gibi. Ne oldu lan? Palet çıkmadan yüzmekten. Kuvvet o zaman. Kıbrıs falan da olur. Kulaç ve palet. Nesrin palet sadece yüzmekle alakalı değil ki inşaat. Kuvvettir ya herhalde. Aa evet lan. Ya, boya paleti. Tamam, şey değil mi? Olabilir de dedim. Kıbrıs doğru, olabilir. Boya paleti de olur. Olabilir. Doğru diyor Karaman. Palet nasıl yok ya Mami? Evet Ali'den geliyor. Aa, meslek. Meslek. Hemşire. Kardan adam. Bakalım. Hemşire. Bakalım. Hemşire ve ajan. Şövalyelik. Hemşire ve ajan. Ya Perver bir şey söyleyeyim. Kardan adamla alaka meslek. Kardan adamdan çektim de şövalye olabilir abi. Şövalye bir meslek mi Perver? Şövalyelik. Üniversiteye gittiğinde şövalyelik bölümünü mü okuyorsun? Perver sen bugün harbi kafaya koydun değil mi? Bize kazandırmamaya kafaya koydun mu? Söyle ben ona göre. Bu turu alalım 3-2 yendik. Sen öyle bak obaya. Yani hemşire abi diyelim biz... öbür tamam. Günü düşünelim diye düşünüyorum ben. Başka bir şey olabilir mi? Meslek. Aa, kuvvet, kolu kuvvetli. Acaba kolu şuradan şöyle mi mesela kahraman polisimizden kahraman. Abi kuvvet var işte. Ne alaka lan? Kuvvet polis, onların asker. Olabilir ama. Oğlum ajan var ya zaten. Tam o ayrı ajan mı diyelim? Ajan mı diyelim? Ya ajan ya şövalye. Ya şövalye lütfen olmasın ya. Helikopter abi helikopter şeyden pilotluktan. Ya oğlum helikopter özü. Pilot Allah demiyor Allah ki. Allah. Helikopter pilotu demiyor ki kanka. Meslek Allah helikopter. Karmandım. Mesleğin ne? De olur o zaman. Cevap ver. Mesleğin ne? Tasarımcı abi. Bak helikopter diyeceksin. Mesleğin ne mesleğin? Şunu söyle bak. Az önce dediğin kelimeyi söyle. Mesleğin ne? Photoshop. Ya hala Photoshop diyor ya. Herkes iddia ettiği olabilir dediği kelimeyi söyleyecek. Perver mesleğin ne? Kardan adam. Ha kardan adam aynen. Mesleğin ne Karaman? Helikopter. Helikopter. Oldu mu şimdi helikopter mesela? Mesleğin helikopter deyince oldu mu? Buna böyle anlatacağım. Tasarımcıyım diyor. Photoshop diyor. Photoshop diyor. Sağ ol Yağmur. Sus gerizekalı. Sen Yağmur'a nasıl gerizekalı Mesleğin ne helikopter? Bir daha alalım. Mesleğin ne Karaman? Helikopter abi. O zaman oluyor muymuş? Yok olmuyor. Olmuyormuş değil mi? Şimdi Perver sana geldim ikinci kelimene. Mesleğin ne? Şövalye. Oluyor mu? Oluyor abi bu arada.
Ha, ama diğerine de deneyelim. Kaleyi savunuyorum mesela. Şövalye. Karaman. Kaleyi. Diğerini söyle şimdi. Diğer işaretlediğin kelimeyi söyle. Mesleğin ne Karaman? Ajanlık. Yani helikopter mesleğin helikopter olmasındansa ajan daha yakın geldi. Ben ajan demek istiyorum. Şövalye değil. Yine ajan bak, yine yağmur. Bir şey söyleyeyim mi bak? Ben ne yaptım gerizekalı. Bak eğitici de oldu mu? Bir şey söyleyeceğim. Bizim takıma söyleyeyim. Eğitici de oldu mu? Vallahi eğitici bayağı. Böyle böyle bence biz bu oyunu da öğreneceğiz yani gibi geliyor. Ben tam eğitilemedim gibi. Sen ama eğitilemezsin. Bir de öyle bir olayım var. Hayır, o da imkansız gibi. Aynen evet. Bak mama. Bizim artı birimiz ne? Dümen İçimden mi? Geldi. Bence yok, soğuk. Hesapta yoktu. Su, yüzmek soğuk olur. Kuvvetli. Vazgeçtim ya kuvvetli. Yağmur sen niye? Sen niye koptun? Tasarımcıyım abi. Tasarımcıyım abi. Ciddi söyledi. İş istiyor pezevenk. Tasarımcıyım abi. Daha bir tasarımını da göremedik Karaman. Mesleğin ne Photoshop? Mesleğin ne helikopter? Kıbrıs. Kıbrıs. Tam yüzmekten Kıbrıs'mış herhalde. O da olabilir. Hayır, yüzmekten Kıbrıs değil. Adadan Kıbrıs işaretliyorsanız işaretle. Yüzmekten işaretletmem. Hadi ya ben helikopterle gidersin belki. Diyor adada düğün olabilir. Ada Survivor. Şinazi ne yapıyor lan bunlar? Ben bir şey deyince sonra bana kızıyorsunuz abi. Ne diyeyim ki? Soğuk. En sus Allah aşkına sus beynim eridi. Adadan Kıbrıs'ı yüzmekten değil mi? Bak dümen, yine götüm Survivor'a gidiyorlar haberin olsun. E gideceğim. Hadi bassın bakayım o Survivor'a. Hazine adası. Eğer hazine mavi çıkarsa bak bakalım neler yapıyorum. Ama yüzmekten artı birli vermiş olabilir. Götü yine hazineye basar. Bence vermemiştir. Bir tane vermemiştir. Mesela hazinenin mavi çıkması burada ne peki sıkıntı? Abi birden hazine adası var. O kelime orada kenarda saklanıyor. Sen onu görmedin. Sokelime kaynayacak orada. Gördüm işte. Kaynayacak gördüm o kelime işte orada. Ya buna inat hazineye tıklayasana. Bas. Şimdi. Götü yiyen hazineye basar. Aferin lan şuna. Tam artı birmiş. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Oo güzel. O 52 boyutlu satranç. Aynen. Abartma. Abi, abartma. Seninki bir boyutlu dama. Dama. Mezuniyet pastası. Okey benimki okey. Yine pasta. Bu kelimeyi daha az önce oynamadık mı? Hep aynı kelimeleri oynuyormuşuz. Ama oyunun yapımcılarını bizim takımda yok. Sen... Kelime dağarcığımız yok. Olay abi gayet. Mezuniyet pastası. Kanepe ne ya perver? Kanepe ne? Her türlü şartlıyor bu kanepeyi. Sen hiç yemedin mi abi kanepe? Kanepe pastadır ya aynı zamanda. Nasıl pastadır abi kanepe? Tuzlu ya. Şey, tepsi tuzlu olmaz. Sen abi bizi davet ettin ya bir yere. Orada kanepe şeklinde getirdiler pasta. Yo değildi işte pasta. Abicim o kanepe mi ya? Aa orada böyle. Kürdana batırılan her şey kanepe değil mi abi? Of orada ne yemekler acıktım evet. Ya kaldır şu kanepeden lütfen gözünü seveyim ya. Düğün abi pastası. Abi senin bu etkinlikler çok iyi oluyor ya. Yemekler güzel orada. Elif uyandı. Yemek yemeye geldi. Kahvaltıya geldi etkinliğe. Yedi ve gitti şey arkadaşlar. Bir yemeğimi yedim. Yo gitmedim orada herkes çıkınca çıktı. Doğru gitmedi. Herkes çıkınca çıkmadın kanka. Bütün ikramlar verilip verilmeden emin olana kadar bekledin işte. Baktı orada ikramlar bitti zaten etkinlik bitti ondan sonra gittik. Evet sonra gittim. Düğün pastasına herkes okey mi abi bizim takımdan önce? Evet. Okeyiz abi. 10 saniye. Basıyorum abi. Mezuniyet tamam, pastasına okey misin? Mezuniyet pastası değilse hemen kapatalım bu oyunu bitsin. Tamam. Kaç abi? Değil mesela. Tamam. Çıkalım biraz oyundan. Çıkalım oyundan. Herkes o kanepeye basacak. Şimdi pasta başka ne olabilir? Görürsün bizim biraz. Bizim ne ya? Bak mesela kanepe pasta çıksın yine kapatalım bu oyunu. Niye kapatıyoruz onu? Kanepe. Mallık çünkü bu mallı malca bileceğimizi hiç bilmeyelim daha iyi. Biz artık soğuğa basalım gibi hiçbir şey çıkmıyor. Ben zaten bas sen izin. Köy ada. Yandın basamadın ya. Bas da bir hadi bil kazan. Bana uyuyor musun dostum? Sabah kadar senin. Saat 3 oldu. Sabah kadar seni bekleyeceğiz. Pastadan ne olabilir abi bulamadım ya pastadan. Yok yani pastadan kardanadan falan çıkacak. Kardanadan buldum, suratına buldum. Pasta yapıştırmak geliyor aklıma. Ulan yok, büyük beyinden aynı anda... Bir dakika chat sakin ol. Büyük beyinden aynı şeyi söylediğini gördünüz mü? Aynı anda söyledik hem de. Demek ki büyük beyinliyiz o zaman kanka. Büyük beyinliyiz işte o zaman. Yok değiliz abi. Bir dakika böyle bir kelime verilebilir mi? Kahraman. Ama o zaman ismini yazamaz. Özel isim çünkü. Şövalye. Şerefsiz. Kahramana tıklıyor. İz bıraktı tarihi adam. Aa iz. Aa tam izinde. İz kesin var. Atamın izi evet. Abi nasıl iz kesin var diyebilirsiniz ya. İzi de basıyorum. Ya.
İze bas. Hay bayılacağım. Şinasi bence tamam. Bu kelimede yorum yapma dostum. Evet doğru ya. Zamanı geri almak falan öyle bir şey olabilir. Bu trollün kelimesini sallıyor hiç. Trollden gözüm döndü. Son bir kelime daha alalım. Ne olabilir? Şövalye olabilir bence. Bas. Ben basınca beyaz çıkıyor ya. Mert basınca da siyah çıkıyor. Sen bas hadi. Nesin? Oyun öyle bir oyun değil ya. Kimin bastığına göre rengi değişmiyor. Ben sana onu söyleyeyim. Allah'tan beyaz biliyoruz. Ne güzel dedi ya. Kuvvet o zaman ya. Nesin? Ben basınca geliyorum. Ben basınca çıkıyor. Mavi. Siyah çıkıyor daha demin. Yani köy çıkmıştı. Pastası olabilir abi. Köy pastası doğru. Ne abi ya? Yok köy pastası mantıklı. Aa pasta mı gerçek mi? Sahte mi pasta mı vardı lan? Onu mu demek istedi acaba? Aa fake or cake diyorsun. Evet fake or cake. İki olabilir. Tane sandalye var pastaya mı oturmuş? Ama Ali nereden bilecek ki abi? Nasıl nereden bilecek? Beraber videolarını izlemiyoruz mu? Ali burada değil aa, mi? Koyayım. Doğru. Aa uvalıyorum çıkmıyor. Bence köy veya kanepe. Kendi fikrim. Eda kelime yazılmam şu an biz neyi tartışıyoruz ki? Ama o zaman evlilik derdi abi. Sahte evlilik ve düğün. Ya demedi ya perver işte. Bir sal tamam, çocuğu da düşünsün. Tamam yoruldu ya. Şu adam sesi. Demedi ya kanka. Valla derdi diyebilirdi. Demedi amına koyayım ya. Tamam abi. Kanka tahıl ne oldu? Ben tahılın ne olduğunu bilmiyorum ki. Arpacık. Arpacık tahıl değil. Silah da olur oğlum arpacık. Gezgör. Abi tahıl köy artık. Ya bu tahıldan arpaya mı gitti acaba yani? Bunun aklı? Hani arpa ya, köy. Küçük arpaya arpacık mı deniyor gibi mi gitti? Ya değirmen dümene gitti abi. Ya yine bir şey kahraya kayalım. Tahıl köy. Bence köyü buradan bilmezdi. Bu arpadan arpacığa gitti bence. Pastadan da sahte mi pasta mı? Abi tahıldan köy çıkmıyorsa. Bence sahte değil, bize artı vermedi abi. Bence sahte yok. Dostlar. Öyle tahıldan köy çıkmıyorsa bu kapatalım şu oyunu artık. Köy kesin var bence abi. Köy %100 abi. Pasta tamam da basın köy abi. Ben basınca mavi çıkıyor. Al ebenin gördün mü? Ya abi. Geri zekalı. Şu pastayı bitirsenize ya. Geri zekalı. Sana da yazılır mı köy varsa? Ya pasta 2 verdim ya. Kanepeydi. Kanepeydi. Kanepeydi dedim ya ben. Ay. Perver biliyor ya. Ben Ali'nin kafasındayım dedim abi. Lan helikoptere niye gitmemişiz tamam, ya. Kanepe işaretlerdik zaten ya. Ali Kaan kuvvet bizde değil. Ondan iki verdim de. Abi kanepeye bastıysan. Sen bir şey söyleyeceğim Ali'cim. Bir şey söyleyeceğim. Efendim abi. Tahıl 2'den söyler misin neydi bizim tahılımız? Arpacık ve kanepeydi. Arpacık. Pastadan bir bildiniz onun ikisini ama verdik. Ama kanepeyi işte. Biz düşündürtmediler ki. Abi atamın üçüncü ne? İzin vermediler. Perver sen artı yine gidersin dedim de. Artı bir oğlum helikopter. Şeyden artı bir adadan. Adadan. Diğer ya, kelimeler de çok zordu. İyi oldu siyah bastıkları. Yine bu round'un kazananı yine ben oldum. Bir kelime öğrendim. Ders aldım. 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, buraya sen şimdi tahıl 2 oldu, yazdın yerde de köye gelince bu perverin aklı direkt. Apaca tahıl dedi ama. Pastayı bitirirsiniz diye düşündüm de. Asır sonra ilk defa kazandık mı biz? Asır sonra. Asır ay anasını satayım. Böyle bir üstünlük kurar evet, gerizekalı takım işte. Bayağı üç bir sapladık Şinasi sus. Konuşma çok. Asır sonradır değil. Ben sizin kazanmanızı... Yani zaten abi. Hiç kazanmayı düşünmemiştik bu tayfayla. Yok düşünmüştük. Niye öyle yok hiç ben düşünmemiştim. Kaybederiz diye oturmuştuk zaten. Kaybettik yani. Biz o yüzden... fazla zeki olduğumuz için kaybettik. Çünkü mesela sütten kaymak düşündük. Biz zekiyiz. Ama gerizekalı olmamız gerekiyormuş. Bulamadık. Tahılda köy sandık. Olmadı. Zekamızdan kaybettik biz. Maalesef diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Ne dersen iki katı diyorum sadece. Anlatabiliyor muyum? Yarışmayanlar var istiyorsanız yarışsınlar. Gösteri maçında perveri patlatabilir misiniz? Tamam gösteri maçına çıkın abi. Tamam. Bunu Allah kazanır ama öyle bir gösteri maçı. Tabii. Hayır. Ne hayır oğlum başka şansımız kalmadı. Hemen halliyorum. Hayır bunu Allah 2 puan alır berabere biter en kötü. Kazancımızı vermeyiz. Ben Ali'ye bir şey sormak istiyorum. Ali. Alik sen var mısın? Kaybedersen kaybediyorsun. Kazanırsa perver hayır abi. Kazancımızı vermiyoruz abi, ya. Azıcık 2 puan verelim. Dostum bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Mami bir dakika. Bizim ama bugün takımımız biraz eksik. Yani güzide gerizekalılarımız bizim gelmemiş. De abi, bizim de bak evet. Kimsemiz yok bizim. Kasu ama abi gelmedi ekti bizi. Bir şey söyleyeceğim. Ercan gelseydi biz zaten kazanırdık. Gerizekalı sizin evet, gelmemesi Ercan işinize gelmiş. Ortağım yok ortağım. Samet yok. Samet abi yok abi. Nuri yok. Samet o takımda. Zaten kaç kere o takımda oynadık Samet. Ama bizde mesela Hasan yok. Geride dolduramaz bir gerizekalı. Bu adamı ne yapacağız? Hasan'ım yok. Gerçekten Hasan.
Hasan ya. Büyük eksik, ona katılıyorum. Abi Hasan beni bildirirdi. Var ya bak, Hasan beni full tanıyor. Yazdığım her şeyi bilirdi. Yine tamam yani, bu derdi. Sessizce bir şey işaretlerdi. Bir şekilde Ronaldo Messi yapardı. Robot gelmişti. Ronaldo derdi. Bir şey derdi biz yani. Biz boşuna abi ama 3 bir bitirmedik. Kazancımızı vermek istemiyoruz biz. Bak, 2 puan verelim ki berabere bitirelim en kötü. Yok ben, öyle bir şey yok. Bu konuda hiçbir zaman VS'den kaçılmadım abi. Sen bunu benden daha iyi bilirsin. Bu VS'yi kazanan maçı alır. Dostum 3-1 bittik tabiri yarın caizse. Yarın KPSS var. Bittik abi. Yine mi ya? Yarın KPSS var evet. Evet yarın pazar. Ne bitmez şeymiş bu da ya. Ben hala diyorum ki bu maçı yenen... 2 puan değerinde diyoruz abi. Hayır. Mahmetciğim bir dakika bir dakika. Kabul etmiyoruz dostum. Ali kendine güveniyorsan bir dakika ben. Sen bir sus ya. Ali kaptan şu an orada. 2 puan değerinde mi olsun istiyorsun? Ali'ciğim. Hayır kazanam. Bak puan değerini sil abicim. Puanları sil. Bu maçı kazanan... Günü kazanır. Kazanan bu geceyi kazanır. Başlat abi. Götün yer. Aferin işte ben bunu istiyorum. Ha, götün yiyor mu ama? Biraz daha düşün. Bir dakika. Başlatmadan önce kendi takımından da onay al önce. Bir aranızda konuşun. Takımdan onay istiyorum. Bu salağı tokatlarız. Ben şöyle söylüyorum. Burada şeytan Samet olsaydı bırak 3 puanlık ben bir maça çıkmayı. 2 puanlık maça bile onay vermezdi. Ben onay vermiyorum. Ben de onay vermiyorum. Geçmedi, onay geçmedi. Ne abi geçmedi. İstiyorsanız gelin abi 2 puana yoksa çıkalım kazandık. Abiciğim o zaman gidin çıkın abi. Böyle bir şey yok abi. 3 puan final. Biz hiç oyun boşuna almadık. Abi filmlerde çok sanmıyor. Samet abi de uyanmadı gelmedi ya. Tamam ya hadi hadi yaparsın Ali. Bak Nesin sen Mert utanman lazım. Mert utan. Nesin ona göre düşün. Mert senin gibi bir şey söyleyeyim mi? Yarım kaç bir insandan hiç beklemeyeceğim hareket bu hareket. Hiç asla. VS'den kaçıyorsun utan. Şinasi bir kere siz bizi demin desin ben kabulüm. Şinasi. Evet. Şinasi. Şinasi. Tamam ama Perver yenerse sen diyeceksin mi sonra Şinasiler beni diye. Ona o vakit sen bana söyle o zaman bakarız. Onu bana sözünü ver demezsem şerefsizim. Oğlum biz diyebileceğiz onu zaten. Dostum sen şu an zaten hali hazırda sen bu eylemi gerçekleştirdin. Sen de ki Perver bir kazanırsa getir. Bak sus bir dakika Perver sen kazanırsa. Sen benim dilime vuracak kadar iyi yapar becerirsen bu işi söylerim. Bir dakika bir dakika. Şimdi hiçbir şey demiyoruz. Hayır. Şinasi hiçbir şey söylemiyorsun. Mertciğim. Tamam ben koçumu dinlerim. Alik Perver'i normal şartlarda NŞA'da yenmesi lazım. Sen burada bu işe girmiyor. Bir kere yok, Ali ben bu Ali ki de Ali ki de biz bu kazanarak ne aldık elimize? Biz kazandık mı kazandık? Daha hayır, bir şey hayır hayır daha maç bitmedi. hayır. Daha bitmedi. Şinasi isteğini yapmalı. Şimdi bu son 50 de alman lazım ki kazanmış ol. Kazandıktan sonra geçme hakkı tamam, sende. Tamam öyleyse tamam o zaman. Yani sen tamam, şimdi bir şey söyleyeceğim. Perver kazanırsa yakarım diyor. Sen şimdi buna girmiyorsan Ali'ye de güvenmiyorsun olarak algılarım ben yani. Ki ben bu Alek'in IQ'su en az 96 falan. Benden korkuyor abi benden korkuyor. Nesrin de benden korkuyor. Nesrin sen niye korkuyor musun Perver'den? Senden? Perver'den korkuyor musun? Vay atta. Var mısın o zaman? Var mısın o zaman son maç alanı kazananı? Benden korkarsın. Ben varım. Ha, tamam. Benden bizim kimden korktuğumuz Yağmur. Önemli değil ki. Perver Alek'ten korkuyor. Yağmur var mısın Yağmur? Yağmur. Perver'den korkuyor muyum? Korkmuyor muyum? Evet. Korkmuyor muyum? Yağmur senin neyin kısaydı? Neyi kısaydı? ya Allah. Ya mal mısın oğlum sen? Frenulum. Frenulum. Frenulumun kısa ama yine de Perver'den korkuyor musun? Korkmuyorum. Hayır. O zaman bu maça var mısın? Perver'den de korkmuyorsan. Kaçımın varım diyorsa varım. Çağrı abi sana bir şey diyorum. Eğer evet kazanırsak çok fena bir prodüksiyonlu şov hazırlıyorum. Galibiyete izle. Oğlum kazandı. Çok da güvenme. Perver'e çok da güvenme derim. Bir bir gideceğiz şimdi. Büyük prodüksiyon var. 9 bize gelirse Perver zaten matematiksel olarak kaybediyoruz. Bakın 1-1 veriyor çünkü. Evet. İnşallah bize gelir. Hiçbir dokuz şekilde kazanma şansımız yok 9 verirse. Perver şunu kazan. 1-1-1 yemek teyze sana oy atacağım. SMS atacağım sana yemek teyze. Mahmet'cim var mısın dostum sonra? Bütün takımın okeyledi. Herhalde Perver'den de korkmuyorsundur. Takım okeylediyse tabii, tabii, ben herhalde korkmuyorsun şey ya. Yani. Başlat. Alek son olarak senden de onay alalım. Ondan sonra biz yenersek yok bilmem ne yok şu oldu yok biz yendik falan istemiyorum. Ben onaylamıyorum ama takım onaylıyor. Bak, oy birliğiyle verildi. Sen yani onaylamış oluyorsun takımda olduğun için. Evet. Perver. Başlat abi. Başlat. Yok benim için sıkıntı yok abi yapma. Dokuz bitti başlamaz. Şimdi bu ya. Evet abi 9 geldi bana geldi. Kazandık. 9 verdi abi adamlara kaybettik ya. Ah bir de siyah bastırsak var ya üf.
Evet hadi bismillah. Hadi bakalım. Şinasi kelimelere bak bakayım, oyun bizi dinliyor mu lan? Ben çok fena prodüksiyon azaldım. Perver yenmen lazım. İnşallah göbek dansı falan yapmazsın ya. Galibiyet kutlaması, galibiyet kutlaması çıldıracaksın. Demin senden bir replik istedim ya. Tam o anda patronun ağzından şöyle boynu bükük bir şekilde Şinasi dedi ya. Sanki sahneye sirk maymunu çıkacakmış gibi. O an bana yetti biliyor musun? Yok kanka yetmedi, tamam. Tamam kanka yetti sana, eyvallah. Tamam kanka, tamam sana yetti sokak. Hadi Perver. Eyvallah güzel tamam, kardeşim. Devam et. Sirk eşeği. Onu senin yanına tartışalım. Ama tam öyle bir an değil miydi? Öyleydi. Öyle bir andı. Yaparız. Öyleydi, tamam. Hadi başlayalım abi. Hadi başlayalım. Şinasi'cim el mahkum sen. Doğru kanka. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şinasi evet. Tamam. evet ondan oldu. Evet, tamam öyle olmasın. Evet hadi başlayalım Perver. Dur şu bir eğlensin de başlayalım hadi. O son çareyi mi hissettin Mert sen orada? Çok fena bir andı. Evet fena hasar olaylar oldu orada. Ya vallahi ben de o kadar evet, güldüm. Perver biri vereceksin zaten. Bakayım. Ne düşünüyorsun hadi ya? Hadi sen de oyalayamıyoruz şu gerizekalı hadi ya. Yerlenmek için ya. Yerlemek nereden geldi abi aklına ya? Piliç mangal. Yerlemek piliç. Hava yerlersin. Bir kere mangal net. Mangal hava net. Değil mangal midir ama hava? Mangal yok şimdi. Hayır abi. Mangal ne yiyoruz? El piliç. Piliç ne kanka? Abi tavuk, piliç. Ama bir dakika hava olsa... Oğlum cümle kuramıyor musun sen? Tavuk abi, tavuk, piliç. Bir konuşsana. Ne demek istediğini anlayalım. Abi şimdi... yani diyorsunuz ki hava değil, yok mudur diyorsun. Ben çektim havada, size bıraktım. Evet, işaretleyin. Bakalım. El ve piliç işaretle bakalım. Hayır, dur anlatayım. Ya işaretle ya. İşaretle. Ya ben sizinle oynuyorum. İşaretleyeceğiz bunları, al. Neyi? Piliç, başlatmamışız. El. Eyvallah. Demek ki böyle oynanıyor bu oyun. Demek ki. Oğlum devam çok her gün. Eyvallah sağ olun. Devam et. Ben bundan sonra size uyuyacağım abi. Yok ben demek ki hatalı olan benim. Ama en baştan sana bunu söyledik. Ama bu yerlemekten hava çıkmadığı günü de unutmayacağım. Onu da söyleyeyim. Sen senfoni kelimesi anlamını bilmiyorsun. Nereden baktın buna? Senfoni bir orkestradır. Nereden baktın? YouTube'da şeyden Google'dan falan mı baktın? Ondan sonra perde belki olabilir. Perde belki. Evet. Perde doğru. Klasik müzik konu. Bence kesin böyle var. Böyle bilmediğimiz kelimeleri kullanıyorsak. Bence her şeyden önce konser. Bence bu konuyu sadece Mert cevaplasın bu soruyu. Yani bu senfoniden Mert gider bence. Aynen yakışır Mert. Babacığım yalnızlık senfonisi bir Sezen Aksu konserine. Yel ve hava ne alaka? Çağrı. Klasik lan beyinsiz aptal. Yellemek demiş. Yellemek. Bunu yaptığın zaman ne yapayım? Hava akımı yaratmıyor musun? Ben de klasik diyorum. Hava geliyor benim şu an. Elimle yapıyorum. Perde mi saz mı? Bence sazdır ya. Bu laveler saz mı caz mı? Oğlum sez ne lan? Saz olsa müzik demez miydi ya? Of yine tıkandım ben. Mami saz nelere saz dedi? Tıkanma şimdi Mert hemen bir kelimeden 20 kelime bulur. Müzik dese zaten üçüne basacaktık. Şarkı dese de basacaktık. Saygı bir olabilir mi saygı bir? Müzikten ama bak şey var. Çoban var. Çoban yıldızı falan kayabiliyorsun. Kaymazdık. Yok kaymazdık. Kaymazdık mı tarçını mı? Senfoni orkestrası. Son 10 saniyeniz ha. Ben size bıraktım. Paz mı? Taşım vardı gülmekten ya. Büyüklük bizde kalabilir. Son 10 saniye. Paz perdeden daha yakın değil ya, mi? Ya hadi son 5 saniye. Her senfonide perde olmaz ki. Basıyorum senin saza ya. Şarkıyla ilgili işte senfoni. Tamam bas sen bilirsin. Bas. Aynen öyle. Evet, beyaz sıkıntı ay, yok. Ay güzel. Atlama geldi. Tamam biz bileceğiz değil mi abi? Oğlum bu durumlarda geçeceğiz. Bizde sıra bizde. Adamlara yanlış bildireceğiz. Tamam. Kelime eleyeceğiz. Yalnız onlar da 2 bildiler yani. Ya bilsinler abi 5 biliriz 3 biliriz. Yenmemiz lazım bu ili ya ne olur. Çok tatlıyım ya. Kaynana bizdeyse 3 ver. Şimdi oğlum çocuk 3 verecek. Perver hiç onlarla alakasız veriyorsan ver kaç veriyorsan ver. Ama nereden anlayacaksın abi onunla alakasız olanı. Resetledim işte şu anda Perver'i. Perver taş bizdeyse 5 ver. Perver. Uyuyakalma işi olmasın ya. Zaten birer. Hadi be Perver. Ver artık lan hadi lan. Yani son saniyesine kadar bekliyor yani. 10 saniye. Ama 9, biri 8, verirsen baya dayak yeme ihtimalin oluyor biliyorsun değil mi? Düğün 2. Bir kurtulamadık abi. Bu pasta düğün kelimesinden bugün kurtulamadık abi. Nişan var. Bak, bir dakika. Bugün nişan bu oyunu çıkmaz. Her oyununda ya pasta ya düğün çikolata. Bunlardan çıkamadık. Abi nişan varken düğün oğlum kelimesi yazılırsa ve nişan çıkmazsa bu oyunu kapamayalım mı? Bu oyunu hayır, kapamayalım diye bak. Nişan varken düğün kelimesi yazılır ve nişan çıkmazsa anlatıcı Şinasi'dir bak, büyük ihtimalle. Baklava olabilir. Şimdi eyvallah, bak. Şimdi. Sağ ol. Kız, Şinasi kız istemeye gittiğinde çikolata ve baklava götürüyorsun ya. Ben bilmem evet. Ki hiç gitmedim. Ya ben de gitmedim. Nişana bassana Şinasi kafam karıştı ya. Her gün gidiyorsun. Evet. Karaman anlat bakalım. Ben bu nişana basarım. Ben bu nişana basarım mesela. Aslan zaten garanti olur. Basabilir miyim nişana? Ya bas dostum. Bas nişan düğün. Aynen. Aa. Şimdi ben hatalı olan ben sen Allah benim belamı versin. Hatalı olan sensin.
Güzel Perver, fena ezikmişiz. Düğün varken nişan boş çıkıyorsa benim parmaklarım çıkıyor. Perver, bir şey soracağım Perver. Senfoniden iki tane var düşündüğüm, hangisi bilmiyorum. Söyle, bir tanesi söyle. Harbi açık hava falan, açık hava benim senfonisi. Benim de hava geldi aklıma. Hava, diğeri de işte 3. senfoni, 45. senfoni numara. Ya kanka o benim aklıma geldi, bu geldi. Hepsine bas o zaman. Ama bence yerlemekten onların havaydı. Pilici şansı. Ama yerlemek değil. DC'ye bak. Ha, katılmıyorum. O yerlenmek oluyor. Hava. Perde, hava. Perde, aa, perde de olabilir hala ya. Sahnede yerlemekten hava olamaz bizim. Çünkü bizim yerlemekten el ve pili çıktı zaten. Ama pilici şansa bindik. Hayır, şansa bindik. Hayır. Piliç osuruğa bindik. Havaydı. Yerlemekten piliç. Şansı. Hayır, şansa değil abi. Abi tavuk piliç ya. Mami. Tavuk piliç ya. Aynı bak adam mami. Savunmasını da yapıyor bak. Kanatı da var yani, anladın mı? Tavuk piliç ya diyor. Hayır, şu an gitsinler marketten tavuk alsınlar, üzerlerine okusunlar. Sirk. Ne yazıyor? Ne yazıyor tavuk üzerinde? Hayvan var mı lan burada? Sırf diye bir kırbaç, kelime yok. Kırbaç, kanguru var. Kanguru, kırbaç. Numara ve hava değil mi o zaman? Aa, hava da ipte de yürüyorlar ama. Kanguru bakalım, Avustralya. Derece olmaz herhalde. Daire. Dairelerle daire şey yapıyorlar. Aynen ya, Yağmur. Daha uzak ama ilk perdeyle. Hula hoop demedin ona. Bence evet, hiçbir şey düşünmeden kırbaca basalım zaten. Bence ilk perdeye basalım. Oğlum kırbaç mı? Kırbaç kanguru değil mi? Bak bizim düğünde kaynana ve... Sirkte kırbaçla aslanı itiyorlar. Kanaman düğünden nişan çıkmazsa... Hayvanlar numaraları oluyor böyle. Koyayım, o yüzden kendisi. Aa, sinek numara deniyor ya. Sinek numarası, evet. Nesin küfür etmez her dolar. Ulan ne anlattı böyle, hepsine tıkladınız ya. Tamam basın hepsine bitsin ya. Adamın biri ölmüş, satır başına gidişmiş. Gelmiş ya, yanlış. Hepsine tıklayın hadi, tamam hepsi olabilir. Yani hayvan kanguru evet ama yani kanguru olmuyor ki. Tamam abi. Kesinlikle kanguru gördünüz siz ya. Yalana bak ya. Film millesi anlayacağım. Son 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. Maymun desen kırbaca anlayacağım. Kırbaca bastım. 10 saniye. 5. Yanlışlıkla kanguru var. 4. Perdeye basalım mı? 3. Bastım perdeye. 2. 1. Tamam. Vay be. Baskı da sonuç getirmedi ya. Yanlış 2 ver. Yanlış saydı galiba. İyi yakaladık numarayı. Döktürmek. Kaynana. Baba bu yerlemek. Kurşun döktürmekten. Kovan kovan. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Ya düğün 2'yi bir bilseydik, artı 2 verseydin, döktürmekte gidip 4 deseydin de düğün 2'yi de arasaydık. Bu adam düğünden nişanı bildiremedi, bu adam mavileri mi alıyor acaba ya? Şimdi Şinasi bana şöyle düşün. Ya düğünden tamam kaynana nasıl çıkmadı mesela, ya da biz niye çıkartmıyoruz bunu hala tamam, mesela? Ben kaynanayım, evet ben kaynanayım. Ben de damadınım, tamam mı, damadınım. Tamam. Sana gelip diyorum ki, ooo anne bugün yine döktürmüşsün, baklava yapmışsın. Kanka hani kurşun döktürmekte çikolata döktürmek ya işte. Ne alakası var ya? Kurşun döktürmek, kurşun döktürmek değilse Allah boynun belasını versin diyorum. Nokta bak, nokta. Oğlum çikolatayı niye döküyorsun ya? Tamam önce kurşuna basalım, onu sonra düşünelim. Tamam, bence. Bas. Ben basmam, Çağrı abi bas. Tamam ya ben basıyorum. Bastım. Ne fark eder tamam, ki ben bastım. Tamam. Tamam. Diğeri de kovan ya. Şimdi bence bir şey söyleyeceğim. Niye düğün kelimesini atladık arkadaşlar? İki değermiş bu çocuk. Düğünden iki vermiş aslında abi, belli. Abi düğünden nişan çıkmazsa o düğün yanlışlıkla yazılmış demektir. Ne diyeyim ki yani? Evet düşünüyor olabilir abi bence. Acaba çikolata yani, var Şinasi. Çikolata döktürmeyi de ben ilk defa senden duyuyorum. Çikolata döktürmek ne demek? Çikolata değil ya. Yağmak. Öf. Lan düğünden çikolata. Oğlum baklava var ya. Ayaktan Nutella yalamak. Ya iğrençleşme dostum. Of, kessin yaptı bu eşek. Ya bu böyle detaylı söylüyor. Kaynana, kaynana değil midir abi ben? Bir şey demek istiyorum. Tamam. Kovan Ali döktürmek ne ya Ali, işaretlemişsin de bunu bir anlatsana bize. Abi kurşun döktürmek ya, kurşundan da silahın kovanı. Oğlum ne alakası var ya, sen salak mısın? Kurşun ayrı bir şey. Ya, madem, bir şey söyleyeceğim. Madem bize kurşun ve kovanı bildirmek istediyse niye döktürmek dedi oğlum bu adam? Süreniz bitti, süreniz bitti. Kaynanaya bas, kaynanaya basıyoruz. Bas. Eyvallah. Kaynanaya bastım. Ending losing. Ulan bu Perver ne anlatıyor ya, beni çok karıştırdı kafamı. Ali sen... Kurşun döktürmeyi mermi mi, gerçek mermi mi sanıyorsun? Hayır ya, oradan oraya gitmiştir diye. Peki kurşun döktürmeye inanan var mı gerçekten? Yağmur. Tamam, kanguru da bizdeymiş lan. Kanguru da bizdeymiş. Neyi şansa bildik, perdeyi mi? Şimdi özel isim yazılma hakkı var mıydı, anlaşıldı mı? Artı bir verseydin Ali. Özel isimde. Oradan fark etti galiba. Sirk numarası bence numarayı. Bir dakika, müdahale lazım buraya şu an. Çağrı abi. Ya neye müdahale edeyim ki? Bu ikili özel isimle anlaştı mı az önceki el yapılan gibi? Evet, az önce anlaştılar. Yapılmadı ve adam özel isim yazdı. Özelden anlaşmış olabilirler. Anlaştınız mı? Bitti. Yok, ülke olarak anlaşmadık. Bitti diyor. Özel isim yazabilirim diye sordum mu sana? Ne olarak anlaştınız dostum?
Yo, ben ona başka bir şey sordum da Avustralya bozar mı? Bir verdim zaten ya. Başka bir şey verildi. Ne alaka abi? Kalmışı gitseyin zaten. Bozma zannettim de verdim ben ona. Hayvan derdi. Yine bilirdik ki. Avustralya bir ya ülke dost, mi? Dostum, önemli olan sizin bilmeniz değil ki ama yani. Onun nasıl verdiği yani. Kural kuraldır sen yani. Sen bil zaten. Evet. Benim aklımdan çıkmış Avustralya'da ya. Avustralya'da kural tamam, ilali sayılmaz bence hocam. Bu kadar tamam, kat olmayalım bir. Ya. Bence abi. Bozmaz ya. Tamam, bir abi. Zaten ya. Tamam, abi, bozar bir turu boş geçeceksiniz. Sen böyle her şey okey dersen bunu kazanır abi. Bir tur boş cezası geldi abi. Aynen, bu şu halde benden bir tane daha olsa bundan hiçbir şey yaptırmayız. FIFA. Yaslama yürütme şinasi ya. Oyuna yeni kural eklendi. Bir tur boş geçeceğiniz harbiden. Bir daha ki yanlışlıkla beyaza basıyorsunuz. O da bilmeden ama. Kurban 4. Hadi bakalım. 5 ver 4 vereceğini. Yok, satır, zaten çoban, 4 vermiş yani. Satır, çoban, her türlü satır, bilemiyoruz. Satır, çoban, tamam. Bak. Satır eğer yoksa... Çoban. Ya tamam kes sesini yoksa yok. Yok çıkmadı. Kaç kere oldu bu biliyor musun sen? Tamam. Kurban 4. Evet ne kurban, olabilir? Kurban bayramı baklava. Ya bu baklava... Yemek şey söyleyeyim bak bir dakika bir dakika. Karaman bize ne kelime verirse verirsin baklavayı sen basacaksın değil mi? Abi gerçekten ama içimce olsun. Bu kanka bak her kelimeyi buraya çekiyorsun zaten. Başka şansımız yok zaten buna. Basmamaktan başka yolumuz yok kalmadı artık. Tamam. Altın çıkıyor altın baklava alıyor. Ben diyor. Karşı takımla bir tane imza almak istiyorum. İmza. Anlaşmak istiyorum. Evet. Şimdi baklava yanlış çıkarsa onlar end guizing'e bassınlar. Niye? End guizing'e basacaksınız tamam mı? Ya. Ya pro. Ya ya ben. Bir şey tamam, söyleyeceğim. Bizim kurban dördüncümüz ne? Tamam doğru Tezbi. Çıkarsa da sen bas. Kurban bayramı cami. Tesbih. Ya tablet, oğlum. Tablet kiti. Ha camiden tesbih mi? Evet. Ama kepçeyle ya şey, ben bindim karavanın trenine bindim ya Karaman sen neyin bas. Koyayım ya. Tamam. Bas tamam. Yürü yürü. Eyvallah tesbih. Ya senin Allah kahretsin seni ya. Ya tesbih dediniz abi. Ya tespit demediniz mi abi? Tezbih dedi. Tespit demedi ki. Ay bizim ya, zor zormuş bizim ha. Ya abi şu yerlemekten havaya bir bassan ya. Ya ben kanguruya geçiyorum. Yok basmam ya. Abi basmam. Tezbih yerlemekten havaya basmam. Yerlemekten havaya basmam. Çünkü yerlemekten... yerlemekten el ve pil içi bildik abi. Ben de bitti yerlemek kelimesi. Daha anlatabiliyor muyum? Ben normalde hava... da ısrarcıydım. Prodüksiyon vakti. Abi hava durumu kendi... Nasıl ya? Şinasi prodüksiyon yapsana Şinasi. Bir de ben hava dedim geliyor. Ne chatten mi de azar yedi. Koyayım birkaç gerizekalıdan. Ben her artı veriyorum ona havaya artı. İtfaiye geliyor Mert çekirtiye ve açın yolu. Kolaydı. Bir dakika gelmedi prodüksiyon gelmedi. İtfaiye geliyor ses gelmiyor. Bu muydu prodüksiyon? Bir daha gel. Gelmiyor mu şu ses ya? Gelmiyor. Prodüksiyon ha yapma ya bu kadar abi. Devam etme be adam. Ağzınla yapabilir misin? Ya kafamda kopmuştunuz ya of. İyi ki kazanmadınız lan Şinasi. Hayalimde herkes patlamıştı ya. Bu kadar yüklü prodüksiyonlara girme dostum yormasın seni ama. İtfaiye sesi verip 6-1 kazandık bu arada. Ama abi bak ben yine seni yanıtmadım gördün mü? Baklava yine 7-1 çıktı. 7-1 mami 7-1. Dostum siz kazanmadınız biz siyahları bilerek kendimiz kaybettik. Bu oyunu kazanan olmadı bu akşam. Hadi selamun aleyküm. Bak ben bir şey daha söyleyeceğim sana. Yine biz fazla zeki olduğumuz için bu oyunu kaybettik. Evet evet doğru biz fazla zekiyiz. Tamam tamam aynen. Yani Karaman adamlar diyorsun ya o çıkması end guizing'e basacağınız mı? Zaten gerek bırakmadım bir de siyah işaretleyerek. Bir de tezbih ne yani onu da anlatırsan. End guizing'e basacak mısın? Ali aklında kelime var mıydı? Yok. Ballı. Ya da ballı. Tezbih şinasi bastı. Ballı oluyorsa ballıydı olmuyorsa ballı. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.